Efendim merhabalar, mutlu akşamlar diliyoruz. Söz Meclisi'yle sizlerle birlikteyiz. Peki bu hafta konumuz ne ki zaten duyurmuştuk, bilenler biliyor ama yine bir anımsatalım. Son dönemde özellikle Metin İyidil davasıyla birlikte epey çok konuşulan mesele yine FETÖ'yle mücadele konusu. Ama yargıda, emniyette, siyasi ayağında acaba ulaşılamayan, bulunamayan ve dolayısıyla yargı karşısına çıkarılamayan kişiler var mı? Yargının verdiği bu iki uç karar ne anlama geliyor? Ki o süreç gerçekten önemli. FETÖ'yle mücadele konusunda neler yapılıyor, neler yapılmalı? Bütün bunları konuşacağız. Bu konuda fikir alacağımız isimler de tam da bu alanlardan aynı zamanda. Yargı dedik, konuklarımı da takdim edeyim o halde. Profesör Doktor Süheyl Batum bizimle birlikte, anayasa hukukçusu hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkürler. İşin yargı kısmında özellikle neler söyleyeceğinizi merak ediyorum. Onun yanı sıra tabii daha öncesinde de FETÖ'yle mücadele konusunda ismi geçen, uyarılar yapmış olan bir isim, eski bir emniyet müdürü. Emniyetteki duruma da belki bir bakmak lazım. Hanefi Avcı da eski emniyet müdürümüz de bize bu anlamda rehberlik edecek. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve yeni de çıktı taze kitabıyla yanımızda. Dayının casusları. İşin, biz hep FETÖ terör örgütü boyutunu konuşuyoruz ama sadece terör örgütü üyesi olmak, yardım etmek, yardım yataklık etmek, iltisaklı olmak vesaire üzerinden suçlanmak ya da yargılanmak mı? Yoksa işin bir de casusluk boyutu unutuluyor mu? Onu da Aytun Çerkin'le konuşacağız. Gazeteci, yazar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum her birinize katıldığınız için efendim. Öncelikle Metin İyidil davası demişken onunla başlasak iyi olacak galiba. Çünkü epeydir konuşuyoruz. Bir müebbet, bir beraat istinaftan gelen, ardından da yeniden bir yakalama kararı ve tutuklama. Hocamızdan başlasak yargı demişken. Ben bir ekleme yapabilir miyim? Hanefi Bey ayrıca FETÖ'yle mücadele içeride de uzun bir süre tutulmuş bir isimdir. Evet, Fethullah tarafından o Silivri zindanlarına atılmış bir isimdir. Ve Haliç'te yaşayan Simonlar'da da bunun nasıl bir koku olduğu ve nasıl o kokuyla yaşamaya alışıldığını da göstermiş bir isimdir aynı zamanda. O zaman hocam, şimdi hocam, hemen çok teşekkür ederim. Bir kere şunu söyleyeyim. Bence bu FETÖ hakkında söylenenler, bugün burada söylediklerimizde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim söylediğimiz açısından değil. Türkiye'de şu anda bana göre dünyanın hiçbir demokratik bir hukuk devletiyim olduğunu iddia eden devletinde olmayacak bir takım şeyler oluyor. Bu yaklaşık 2007'lerden, 2006'lardan başlayıp bugüne kadar gelen bir şey. Bir kere bugün söylenenler çok önemli. Bakın demin söyledik. Hanefi Bey'in yazdığı kitaptan dolayı sen devrimci karargah üyesiymişsin dediler, içeri attılar. Yıllarca kaldı. Bu ülkede genelkurmay başkanlığına attılar. Yıllarca kaldı. Terör örgütü yönetimi. Terör örgütü yönetici diye. Türk ordusunun yarısını, donanmasını içeri attılar. Aydınları attılar. Ve onlar içeride kalırken burada gördüğünüz insanlar ya bu delil ne? Kanıt ne derken onlara söylemeyin siz Ergenekoncusunuz dendi. Bunu söyleyenler de bugün bu ülkeyi yönetenler şu anda. Evet. FETÖ'yle mücadele ettiklerini iddia eden insanlar. Ki son kararlar da tartışmalı. Örneğin aynen. Aytunç Bey'in de yazdığı Sözcü gazetesinin kararlarını. Kararları. Bakın dikkat edin. Şimdi oradan şunu söyleyeceğim. Söyleyeceklerimiz çok önemli. Çünkü ben şuna inanıyorum. Belki 5, belki 10, belki 15, belki 20 sene sonra bugünkü duruma 15 yıldır sebep olanlar mutlaka ve mutlaka yargılanacağına inanıyorum. Eğer yargılanmazsa çok net söylüyorum. Zaten o zaman çok net. Türkiye artık bir demokratik hukuk devleti değildir. Sebep olanlar ve kumpaslara sebep olan, sebep olanlar, buna göz yumanlar, ağızlarını açmayanlar, bilmiyorduk diyenler, 7 sene ya Hanefi Avcı'da ne buldunuz veyahut da şu askerlerde nasıl attınız? Bunlar kumpas derken bir gün bile merak etmeyen. Ya bir şeyler söylüyorlar. Acaba doğru mu? Yani burada kumpas mı var? Bu 5 nolu CD'ler meşhur, 11 nolu sahte mi idi? Hakikaten yok muydu böyle bir şey diye sormayan bu insanlar sokaktaki bakkal, bu işi bilmek zorunda olmayan insanlar değildi. Evet, evet. Bu ülkenin başbakanları, bakanları, adalet bakanları, işte adalet bakanlığı bilmem neleri. O dönem savunulduğu bir dönem. Tabii. Savcısı olanlar bakın dikkat edin. Şimdi şunu söylemek istiyorum.
Metin İyidil davası. Hı hı. Şimdi Metin İyidil davası bana göre bir şey gösterdi. O da? Türkiye'de hukuk devleti artık yok. Neden diyeceksiniz? Metin İyidil FETÖ'cü olmakla mahkum oldu. Hı hı. Yargılandı. Darbeye katılmakla yargılandı. Mahkum oldu. Ve bize hep, hatta bizim Barolar Birliği Başkanımızın bile 3 aydır dediğine, efendim istinaf hakkı getirdik artık, hukuk değişti, harika oldu. Ne oldu? Bu dava istinafa gitti. Evet. İstinaf da bir karar verdi. Şimdi bir karar verdi. Ve bu kararı veren yargıçlar eğer FETÖ'cü olarak bunu bozdularsa, FETÖ'cüleri tutuyor musunuz içeride? Ne yapıyorsunuz? Hapse atıyorsunuz. Yani atmanız atmamanız değil. Ne oldu bu? Mahkeme dağıtıldı, başka bir yere gönderildi. Evet. Bu şu demektir. Haklarında yani inceleme başlatılabilir. Bizim istediğimiz gibi karar vermezsen, hiç güvenme, her şey bizde. Bizim istediğimiz gibi karar vereceksin. E peki, açık söyleyeyim ben bir hukukçu olarak. Peki 2010'daki, 2011'deki, 12'de, 13'teki yargıya biz ne diyorduk? Birilerinin istediği gibi karar veriyorsun. Kanıtlara, delillere hiç bakmıyorsun diyorduk. E şimdi ne oldu? Bakın, istinafa gitti. Bu şu demektir yani. Beraat kararı çıktı. Beraat kararı çıktı. Evet. Ah, FETÖ'cü. Meğer FETÖ'cüymüş. Ya FETÖ'cüyse adam hakkında soruşturma açın. Atın içeri. Nasıl yapıyorsunuz? 5000 yargıca yaptınız. O değil önemli olan. Önemli olan şu. Biz bir siyasal çizgi götürüyoruz. Amaçlarımız var, hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda gidiyoruz. Zamanında FETÖ'de bizim hedeflerimizde gidiyordu zaten. Gayet iyiydik o zaman. Bunu atalım diyordu, atıyordu. Laf söyleyeni atıyorlardı. Bakın ben şunu gördüm bu ülkede. Hiç kimse hayır demez. Oda TV duruşmasının en son duruşmasına gittim. Esas hakkındaki mütalaa okunmuş. Ondan sonraki karar duruşmasına gittim. Şimdi sordular nedir diye. O günkü olanları anlatamam. Ergenekon davasının işte bu davaların da bütün celseleri gibiydi. Fakat inanılmaz şeyler oldu ve sonunda Ahmet Çık denilen gazeteci çıktı, dedi ki tamam dedi, delil yetersizliğinden beraat ettiniz, bir şey söylemeyin artık, kapatalım dedi. O da bir dakika dedi. Bir dakika, ben söyleyeceğim dedi. Ya söylemedi de hakim. Söyleyeceğim dedi. Diğer yargılanan bir şey söylemedi. O dedi ki bir dakika, ben burada FETÖ'den içeri girmedim dedi. Evet FETÖ. Ama ben bir kumpastan, bir oyundan dolayı girdim. Bu oyunun içinde de sadece FETÖ ve FETÖ'cü yargıçlar yoktur. Onları atayan, onlara görev veren, onları koruyan, onları bugüne getiren iktidar partisinin mensupları da, atlarını da verdi. Onlar da sorumludur dedi. Ben yanımdakilere döndüm, dedim ki Ahmet gitti. Dokunan yandı yani. Gitti. Ertesi günü Ahmet Şık hakkında FETÖ bilmem ne örgütüne işte destek olmaktan filan bir şeyden tekrar tutuklama kararı çıktı. İçeri girdi milletvekili olana kadar. Neyi söylüyorum? Yani bu Metin İyidil davası çok net. Bakın burada açık. Şimdi bakın gazetelerde şöyle deniyor. Ben bunu bilmem. Deniyor ki MİT'in raporu var. Hı hı. Benim Sözcü gazetesinden okuduğum kadarıyla MİT'in raporu aynen şöyle gördüm. Onun FETÖ'cü olduğuna dair iddiaların tarafımızca duyulması üzerine. Tarafımıza duyulma, evet, tarafımızca... MİT raporları hukukta zaten geçmez. Ha geçmez zaten. Bakın dikkat edin. FETÖ'cü olduğuna, ilişkisi olduğuna dair iddiaların duyulması. Yani deliller değil, iddialar. Onu da bize gelmedi. Duyduk, birileri söyledi. Bunun Ergenekon davalarında, kumpas davalarında içeri giren insanların hakkındaki delillerden, yaratılan delillerden ne farkı var? Dolayısıyla bence hukuken, şimdi buradaki insanlar gerçekten, Aytun Bey de hakikaten mücadele ediyorlar bu işle. Evet, evet. Yazıyorlar, çiziyorlar, korkmadan mücadele ediyorlar.
sınırlı sayıda insan, çok saygı duyuyorum o mücadeleye, yazdığı şeyden dolayı içeride bedel ödedi insanlar, birçok insan ödedi. Ama şunu söylüyorum ben, bu şekilde hiçbir mücadele verilemez, verilmiyor zaten. Sadece şu yapılıyor, bu bir kullanılarak bundan sonraki siyasal gelişmeler için sadece bir araç olarak kullanılıyor. Beğenmediğine, yanlış olduğuna, sen böyle söyledin, demek ki FETÖ'cüsün. Ne olur? Bir de hakim böyle bir de ortada. Etiketleme sorunumuz var. Tabii. Evet, ne bu, yazık ki. Hocam bir hukuki anlamda bir şey sorabilirim ben. Ankara 20. Ağır'ın yani Sinop Anayasa Mahkemesi'nin daha önce verdiği hükümler ne olacak? Şimdi şöyle, o soru, o ne güzel bir şey söylediniz. Bu şey de değil mi aynı zamanda? İşte o kumpas davalarında... Evet, Hulusi Gül'ün şimdi FETÖ'cülükte suçlanıyor ya, Metin İyedili beraat ettirdiği için. Beraat ettirdiği için. Daha önceki davalarda verdiği kararlar yok hükmünde mi? Hayır, değil. Geçerli. 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 Tamam. Geçerli. Ama işte... Şüphe şey yok mu artık? Komedi bu. Bir şüphe yaratılıyor. Hukukta en önemli şey hakim hakkında şüphe yaratmak. Şimdi artık siz de, ben de, Hanefi Bey de, hanımefendi, kim yargılansa şöyle diyecek. FETÖ'cü bu diyeceğiz. Veya işte bana karşı diyeceğiz. Veya şu görüşten diyeceğiz. Elimizde güç varsa, işte görüldüğü gibi, güç varsa bizim dediğimiz olacak. Yoksa biz herkese anlatacağız. Yargı bu değildir. Yargı o günde söylediğimiz gibi. Yargının elinde deliller olacak. Tabii. Öyle MIT'in düzmece raporu veyahut da düzmemece raporu fark etmez. Öyle elinde böyle iddialar varmış efendim, haberimiz oldu. Ya da bir gizli tanığın, o felaketleri yaşadık. Gizli tanığın söylediği kumpas. Tabii o rezilliklerle değil, ciddi kanıtları, objektif bir gözlemci bakacak, inanacak. Mahkeme ona göre karar verecek. Üst derece mahkeme eğer o delilleri görmezden geliyorsa açık. Hepimiz diyeceğiz ki insaf, bu işte bir şey var. Yargıtay hadi gir devreye diyeceğiz. Ama yoksa ben şöyle kızmıştım. Allah Allah, Sayın Cumhurbaşkanı çıkacak. Allah Allah, nerelere gelmişiz bakın şimdi gördünüz mü diyecek. Şimdi elini vicdanına koy. Bu hakimler her biri şey değil. Ama hangisi karar verebilir bugün bir tane iktidarın istemediği bir konu hakkında nasıl verebilir? Suçlanacak. Sadece bir şey yeterli. Cumhurbaşkanımızın hoşuna gitmediği zaman sen nasıl karar verdin, sen kimsin, nesin bilmiyor muyuz dediğin anda HSK görevden alacak ya da başka bir yere atacak. Gene insaflı davranıp içeri atmamışlar. Peki, şimdi daha bunu konuşmaya devam ediyor. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın sözü üzerine zaten daha da gelen haberler vardı. İşte talimatlarını da biz arkadaşlara verdik. Bu da yargının bağımsızlığı tabii konusunda. Tabii. Kocaman bir soru işareti. Şimdi bedel ödetmekten bahsetmişken Hanefi Bey'e o zaman şunu sormak isterim. Hanefi Bey, yani o bedel ödediğiniz zamandan bu yana bizim çok konuştuğumuz şeyler anlıyorum ki pek de değişmemiş durumda. Siz nasıl görüyorsunuz o süreci ve gerçekten şu anda bir mücadele var diyebilir miyiz böyle bir ortamda? İsterseniz hocamın yarım bıraktığı yerde birkaç kelime söyleyeyim. Şimdi devlet hukukla tayin edilir. Devletin de hukukunun bütün teferruatıyla belirlendiği en önemli yargıdır. Yani hocam daha iyi bilir. Yargı hem usuller belirlidir. Kimlerde ne zaman yargılanır, nasıl mahkemeye çıkar, nasıl soruşturma yapılır ve sonra da ne kadar ceza, her şey belirlenmiştir. Bu sistem kendi içine çalıştığı zaman adalet olur. Hata da ufak da yanlış da yapsa bir yargı kararı da adalet olur. Ama bu sistemi bozarsanız bunun ürettiği adalet olmaz. Bunun ürettiği faaliyet yargı da olmaz. Şimdi biz bu davanın içeriğini bilmiyoruz. Metin İyidir, sanık mıdır, suçlu mudur, değil midir? Yargılayan mahkemeler bilebilir. Biz içeriğiyle ilgili fazla bir şey söyleyemeyiz. Çünkü dosyaya tam hakim değiliz. Belki de masumdur. Belki. Ama şurada şu var. Şimdi yargının bütün mensuplara tarafsız ve adil olacak. Tarafsızlığı hem objektif hem de subjektif olarak doğru, ya tarafsız olacak. Dışarıya bakıldığı zaman o tarafsız imaj yaratacak. Şimdi İstinaf Mahkemesi'nin başkanı hakkında bir olumsuz kanaat var. Soruşturma yapılmış, ifade alınmış, tahkikat yapılmış. Böyle bir bilgi var. Bu bilgi resmi bilgi. Kayıtları intikal etmiş. Askeri yargıdayken Yargıtay Başkanı çağırmış, konuşmuş. Böyle bir kişi hakkında bir şaibe var. Değildir, evettir, hayır bilemeyiz. Belki masumdur, belki de öyledir. Ama böyle bir kişiyi siz böyle bir göreve atayamazsınız. Atamamanız gerek. Yani başka bir sahada görev yapabilir.
Ama FETÖ'cülerin yargılandığı davaların istinaf daire başkanlığı görevi olamaz. Hukukun bir çok dalı var. Ki bence iyi tahkik edilip araştırması lazım ama ne kadar tahkik yaparsanız yapın en azı bu göreve getirmemeniz lazım. Zaten şu da var. HSYK'da, genel yargıda, devlet kurumlarda böyle bir iddia ile kimseyi böyle bir göreve getirmezler. Demek ki bir çok önemli bir yerde refer edilmiş. Bu refer sıradan bir refer olmaz. Yani oraya o insanı kim refer etti? Bu insan böyle hakkında iddia vardı, soruşturuldu, tahkik edildi. Birazcık böyle inandırıcı tarafları olan bir iddialar var. Belki ceza işlemi yapmazsınız ama idari işlem yapmanızı gerektirecek bilgiler ve doneler var. Buna rağmen niye oraya görev atandı? Siz böyle iddialar gibi başka bir kamu görevi yer atayabilir misiniz? Hatta bu iddialar gibi KG'li ihraç ederler. Uzaklaştı ama bu kollanmış, korunmuş. Bu birincisi tabi hata. İkincisi, demin de söyledik, yargının bütün çalışma biçimi kanunlarla, kurallarla belirlenmiştir. İstinaf Mahkemesi bu davayı bozdu, beraat etti. Bu dava beraat etmişse yeniden tutuklamayı nasıl yapıyorsunuz? Bir üst mahkeme Yargıtay'dır. Veya İstinaf Mahkemesi'nin kesinleşmiş kararıysa onun gideceği yeri de vardır. Belli bir savcı itiraz üzerine orada bir oluşturulan bir kurum vardır. Kanunda yazılıdır İstinaf Mahkemesi. Oraya gider. Bu birazcık zorlamayla, daha doğrusu eskiden bu tip itirazlara sadece sanık ve tarafları itiraz edebilir avukatı. Sonra küçük bir değişiklikle savcı itiraz edebilir hale getirdiler. Bunun birkaç örneği oldu. Burada da arıza mahkemelerinde oldu. Ve bu defa savcının itirazı üzerine bir üst mahkeme, ki bir üst mahkeme ara kararlarında verebilir ama nihai karar sonrası itiraz üzerine yapılan bir üst mahkemeler tutuklama yapması da çok ender bir şeydir. Yani bir mahkeme yargılama yapıyor. Bütün dosya hakim. Tanıkları dinlemiş, delilleri incelemiş, bir kişi incelemesi yapmış. Kararı ulaşmış. 100 klasörlü bir dava dosyasını biliyor. Bu mahkemenin tahliye ettiği bir kişiyi başka mahkeme tutukluyorsa 3 gün içerisinde burada bir anormallik vardır. Bu böyle olmaması gerekir. Çünkü dosya tam hakim olmuş, karar vermiş, bir heyetin verdiği kararı ancak bir üstü olan istinaf ve yargıtayı bozar. Emsali kararı bozmaması lazım. Hı hı. Şimdi buradaki olayda da istinaf mahkemesi beraat kararı vermiş. O karar doğru yanlış bizim dışımızda. Ama bu karara karşı yapılacak işlem bende yargıtay olması lazımdı. Veya kanunda açıkça tarif edilmiş bir yargı merci olması lazım. Bir yargı mercinin kararını kanunda açıkça belirtilen bir üst yargı merci bozar. Yargıtay. Bu biraz zorlanmış. Yani bu biraz usul, şu ana kadar denenmiş bir usul değil, yapılmış bir usul değil, yöntem değil. Efendim, buradaki insanlar suçlu olabilirler. Efendim, kişiye, şahısa beraat kararı şaibeli olabilir ama bu yine hukuka uygun olarak müdahale edilmesi lazım. Hukuku zorlayarak, bir takım kuralları esneterek, çekerek, itiraz ederek, bir yere tutuklatarak bu yöntem olmaz. Üstelik beraat kararı üzerine yeniden tutuklama yapamazsınız. Hocam da yani beraat üzerine tutuklama olmaz. Ancak o karar bozulur, yeniden bir karar verilir, o zaman olması lazım. Bu yani çok tehlikeli bir şey. Yani hukukla bu kadar oynamak, yarın öbür gün hukukla oynayan kişiyi de vurabilecek bir şey. Şimdi birincisi, hukukla hukukun kendi sistemini bozarsanız yargı hiçbir adalet üretemez. Burada büyük bir yanlışlık ve bir gariplik var, bir anormallik var. Ki memleketin tabii bu ilk değil. Şimdi biliyorsunuz burada önce bir arıza mahkemesi tahliye kararı verdi. Veren mahkeme hemen açığa alındı. Şimdi o da bir korkunç felaket bir olaydı. Akabinde ne oldu? Anayasa Mahkemesi karar verdi. İstanbul'da bağırca arıza mahkemesi bir sürü kararı uygulamıyoruz dediler. Şimdi hukukta böyle bir şey olmaz. Anayasa Mahkemesi, üst mahkemenin verdiği kararı bütün kurumlar, bütün uymaya mecburdur. Usulüne uygun olarak kanunda tarif edilmiş bir yeniden direnme hakkınız varsa ayrı mesele. Ama yoksa Anayasa Mahkemesi kararına direnme hakkı da yoktur bildiğim kadarıyla. Ama bu direnildi. Şimdi buna benzer olaylar oldukça öyle oldu ki hukuk istendiği zaman istediği şekilde karar verebilir, istediği farklı olabilir gibi ve kendi sistematiği bozuldu. Hukuku böyle bozarsak bu her bakımdan felakettir. Sonra da yargıya güven neden %38'lere düştü diye de konuşuyoruz. Şimdi bir de böyle bana bir sorduğun soruya gelirseniz, hukuk devlet mantığıyla hareket eder, asla intikamcı düşünemez, aşağı hesap yapamaz. Yanlış yapılıyorsa hukuk yöntemi size karşı çıkar, bizim gibi düşmanlık ise karşı tavır koyamaz. FETÖ ile yapılan mücadele de bir boyutu. Hı hı. Şimdi bir Türkiye'de maalesef bu mücadele tek boyuta indirgen her şeyi yargının önüne atarak mesela halledildi mi? Hayır. O bir kısmıdır, bir boyutudur. Diğer boyutları da var. Diğer boyutlar nasıl yürüyor? Onunla ilgili zaten çok yazılıp çiziliyor. Baktığınız zaman bu benzeri şey aynı hatalı orada görüyorsunuz. Şahıslara göre farklı muamele. Aynı iddiaları taşıyan birini yukarı çıkarken biri yere atılıyor. Herkese eşit bir işlem yapılamıyor. Evet. Eşitliği ve adaleti bozarsanız zaten
toplumda inancı da yitirirsiniz. Bu boyut iyi görmediği gibi yargı boyutunda yapılanları görüyoruz. Elbette önemli olan şu var. Bu sistem, bu grup, bu örgüt bu kadar büyük şeyler yaptıysa, devasa bir olaylar ortaya çıkmışsa bir hükümeti devirmek için önce bir yargı darbesi, arkasında bir silahlı kuvvetle darbesi yapmışsa ki ben bizim kumpaslara geçiyorum, bizi herkes yapabilir ama bu kadar büyük şey yapmışsa bir defa bu örgütün her şeyin ortaya çok iyi çıkarılması lazım. Bu iş böyle sıradan şunu önümüze koydu bir insanla anlattığı olmaz. Yani şu asker sokağa çıktı, bu ateş etti, bu şey. Bunlar bu kadar, bu fiili taraf. Kriminal. Bunun hazırlık tarafı, planlanması, gerekçesi, kimler nasıl yürüdü, nasıl yaptı. Bütün bunlar şu kumpasları bile hazırlamak için arka tarafı devasa bir sistemin çalışması lazım. Maalesef biz bunları tam aydınlatamadık. Bunları çok ortaya koyamadık. Sadece fiili suç işleyen bazı insanlar var. Onlarla ilgili işlemi yapıp arkasında da olaya bir düşman mantığıyla bakarak işte adı geçen, beğenilmeyen, muhalif olan herkese bu işe katılmak suretiyle bir kaos yaratılıyor. Halbuki devletin çok daha net, çok daha kesin ölçüleri belirlenmiş, tanımlanmış, hukuki manada suç işlemiş kim varsa kalbinde ne düşündüğü bizi ilgilendirmez. Ama suç işlemişse o suç gereği şekilde soruşturulup tarafının yürünmesi gerekirdi. Diğer boyutuyla da olayın yargı boyutu dışındaki diğer hususlarına da devletin diğer kurumlarının ona uygun tarzda hareket etmesi gerekiyordu. Burada maalesef hukuk ölçüsü kaybedildi. Bir düşman mantığı yürütüldü. Olayları bir bütün halinde çözmek, bütün halde aydınlatmak, arka planda bu iş kimler ne yaptığını görmekten çok önümüzde bir yığınlar döküldü. Alt tarafta şu veya bu sebeple bir kısmı iyi niyetle, bir kısmı menfaatle, bir kısmı korkarak bu cemaatin etrafında kümeleşmiş bir yığın insan var. Bu yeni insanların hepsi yargı önüne dökülerek yargı da kilitlendi. Şimdi 50 bin kişi, 40 bin kişi, 100 bin kişiyi örgütmez bir yargılamaya kalkarsanız da kalkamazsınız. Üstesinden burada suçlu kim? Zor, yukarıda yöneticilerdir. Bu işi planlayanlar, hedefleri, amacını uygun şekilde sistem harekete geçiren gruptur. O grubun büyük bir kısmını kaçırdık. Yurt dışına kaçtı. Bir kısmı nüfusları çözemedik. Karşımızda bir büyük yığın kaldı. Bu yığını iyi ayıklayamadık. Nasıl ayıklanmak lazım? Fiilen suça karışmış. Eylemlere karşı bilerek, isteyerek yapmış insanlar yargıya gitmeli ama bilmeyerek, farkında olmayarak, şu veya bu sebeple sempati besleyen insanların hepsini yargı önüne götürülerek böyle ağır bir toplumsal yaraya da aşmamak lazım diye düşünüyorum. Peki. Bugün birçok insan ağır sıkıntılar çekiyor. Bu maalesef, evet olay çok büyük çapta. Bunu bu kadar ayıklamak, çözmek çok da kolay değil. Bizim anlattığımız da kolay değil ama en azından bir ölçüyle müdahale edilirse, belli bir devlet sistemesine müdahale edilseydi adım adım ilerlenebilirdi. Ama bu ölçüyü bırakırsanız bu defa her şeyi karman çarpman olur. Çok basit bir şey söyleyebilir miyim? Hayır, biliyorum. Ona şey yapacağız. Bakın bu çok doğru. Bu bilinçsiz değil. O yüzden ben hukuk devleti kalkıyor dedim. Ergenekon'u hatırlayın. Aynen savcı şöyle kararlar alıyordu. Arama kararı falan alıyordu işte bilir. Efendim diyor, o kadar büyük bir örgüt ki bunun işlediği suçları ortaya çıkarabilmek mümkün değildir. Delilleri de bulmak o kadar kolay değildir. Delil aramak için biz bunları gözaltına alıyoruz, alalım diyordu. Arkadan da mahkeme o delil aramak için tutuklama kararı veriyordu. O insanlar 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl yatıyordu. Delil aranıyor. Mahkeme tabii kendisi suçludan diyordu. Suça gidiliyordu. Bravo. Mahkeme kendi diyordu. Daha delilleri bulamadım diyordu 2 sene sonra. Daha arıyorum diyordu. Şimdi aynı şey devam ettirilmesi. O gün nasıl bir amaca yönelik bilinçli bir şeydiyse bugün de aynı şey. Efendim ama çok büyük bunlar, o kadar fazla ki görüyorsunuz 150 binlerce kişi. Dolayısıyla biz ne yapalım? Kurunun yanında yaş da yanar. Evet, bu öyle kuru yanında yaş değil, bilinçli, isteyerek yapılan bir yoldur. Bu kadar net söylüyorum. Nedeni benim de Hanefi Bey gibi, beyefendi gibi. Türkiye'nin hukuk devleti açısından buraya gelmesi beni bir hukukçu olarak, bir vatandaş olarak üzüyor. Hı hı. Ben Atatürk Cumhuriyeti dediğimiz cumhuriyetin buralara gelebileceğini tahmin etmezdim. Bu başka ülkelerde dinlesen, aa olur böyle şeyler derdin. Ya şey değil olabilir. Ama bizde 10 senedir, 15 senedir devam eden bir fecaat. Artık beni böyle söylemeye itiyor, kusura bakmayın. Buyurun, çok özür dilerim. Aytunç Bey, tam da sizin kitabınıza da bir göndermemiz olsun. İşte başta dedim ya, yani burada bir genel anlamda adını yanlış koyma durumu mu var ki?
sadece terör örgütü üzerinden gitmek midir, yoksa casusluk faaliyetlerini de katarak işin içerisine mi ilerlemeli bundan sonra? Şimdi ben Hanefi Bey'e hem katılıyorum hem de katılmadığım bazı yönler var ama ağırlıklı olarak katıldığım çok şey var, çok konu var. Zaten hocama da hukuk anlamında zaten katılmamak imkansız. Fakat bizim buradaki sıkıntımız şu, koskoca bir örgüt var gerçekten. Mücadele yanlış yapıldığı için başından bu yana düğme yanlış iliklendi. Bu iliklenen düğmeden dolayı da aşağı doğru inerken yanlış gidiyor hepsi. Yoksa bu örgütün büyüklüğü, bu örgütün devleti nasıl ele geçirdiği, yani herkes aslında artık biliyor, sokaktaki çocuk da biliyor. O duruma geldi iş. Yani yazılan kitaplar zaten dağ gibi oldu. Ama burada öyle bir yere geldi ki durum, sıkıntı şu. Bu adamlar mazlum olmaya başlayacaklar. Mağdur olmaya başlayarak mazluma doğru dönüşecekler. Yani 2005'lerden bu yana yürütülen 2020-15 senelik süreçte baktığımız zaman bir Fethullahçı terör örgütüne dönüşen bir yapı ki başından beri bence. Böyle. Bu yapıyı diyecek ki zaten uluslararası arenada şunu söylüyor. Bakın Sözcü Gazetesi'ni içeri aldılar. Sabri Uzun'u içeri aldılar. Ekrem Yeter'i bırakıyorlar. İşte evet. Ömer Faruk Hamurbacı ile ilgili bir şey yapamıyorlar. Mesela şimdi bunların kampanyasını yapıyorlar zaten. İşte sıkıntı bu. Kararlarına en çok kim sevinir diye düşünüyorum. Şimdi Sözcü Necati Doğru'dan Emin Çöleşan'dan FETÖ'ye yardım diye çıkarırsan burada kimse sana inanmaz. Yani ben hoca yani Hanefi Bey'le ayrıldığım nokta şu. Örgütün altıyla üstünü çok ayırmıyorum. Yani altı da üstü de bence çok sağlam bir örgüt. Bana altı göre. Altı üstü de ihanet mi yani? Yani ben öyle altı ibadet ortası evet, şey üstü ihanet değil. Yok bana göre bu örgütün toptan ideolojik anlamda çökertilmesi gerektiğini düşünen bir çizgim var. Ama hukuki anlamda baktığınız zaman karşı tarafın eline verdiğiniz malzemeler o kadar çok ki. Şimdi damat Ekrem Yeter'in 766 görüşmesini hepimizden biri yapsak ağırlaştırılmış müebbetle yargılanırız. Çünkü görüştü isimlerin hepsi tepe örgütü yöneticisi. Yani çatı iddianamesinde ağırlaştırılmış müebbet diyen Hidayet Karacalar var. Bir de yurt dışına kaçmış, kaçırılmış, izin verilmiş ya da birilerinin yol verdiği bilmiyoruz. İsimlerle görüşmüş ama diyor ki o görüşmelerin içeriğini bilmiyorum. Ya bilmiyorsun da HTS kaydından niye bakıyorsun sen? Kimle irtibatı var bu adamın? Yani şimdi ben Hanefi Bey'le konuşuyorum diye beni Ergenekon'dan bir kere konuştum diye alabilir. Sabri Uzun'u yine alabilir ki aldı. Ayrıca bir takım şeylerden dolayı, kişisel ihtiraslardan dolayı. Şimdi bu adam Bülent Arınç'ın damadı diye çok rahat dolaşabiliyor. Şimdi olmaz. Ha bunu yaptığın zaman sana inanılmıyor. Hatta bana da inanılmıyor. Yargıya da bir müdahale ya yargı bakın öyle değil. Sadece yargı değil. Benim yazdığıma da inanılmıyor o zaman. Hanefi Bey'in söylediğine de itibar edilmiyor. Çünkü deniliyor ki ya tamam çok güzel söylüyorsunuz da ya bu nedir? O zaman diyor ki ya sizinkiler de çöp. Ya ben kaba tabiriyle konuşuyorum bunu. Anladım. Yani gerçekten insanları inandırmak bizim derdimiz ne? İkna etmek. Tabii. O somut olayları. Şimdi 17-25 Aralık'ı milat alırsan zaten hiçbir şey yapamazsın bu ülkede. 17-25 Aralık diye hukukta bir kavram çıkarmaya çalışıyor. Hukukta öyle bir şey olabilir mi öyle bir şey? Hukuk zaten hocamız burada, profesör burada. Yani hukukta 17-25 suç ne varsa vardır. Ne zaman yapılmışsa yapılmıştır. Bana ne? Ben şimdi Hanefi Avcı'nın içeri atan adamları oradan yargılamayacaksam, onların o kumpasını bulmayacaksam bana ne? Yani sonra 17-25'te sana dokunmuş, ondan sonra yürümüşsün. Beni ilgilendirmiyor. Tabii ki şu ilgilendiriyor. 17-25'i de çözelim. Tabii. MİT krizini de çözelim. Tabii. 15 Temmuz zaten bu ülkeye büyük bir ihanet. Ama sen kendi işine gelen ilişkiler ağını kabul et. İşine gelmeyen ilişkiler ağında ben ya buradan girmiyor. Olmaz. Bunu benim kabul ederim. Benim için milat deyip sayılamaz. Harbi milat olamaz. Çünkü hukuk... 2004'te MGK kararı var. Ben mi imzalamışım onları? Devlet imzalamış. Devletin kararı. Ama uygulanmayan kararı. Uygulanmayan bir karar. Kim var o zaman? İmzalar atanlara bakacaksın. Yani bu ülkede dokunulmazlık zırhı altında. Şimdi bizim dokunulmazlığımız yok. Biz buradan çıktığımız an şuradan içeri alınabiliyoruz. Anında gideriz. Ama sen yıllarca bu işte ittifak yapmış, beraber kol kola yürümüşsün. Ya siyasi ayak yok bilmem ne. Ya siyasi ayağından falan beni ilgilendirmiyor. Bir açıklayın vicdanlarınızla ya. Ne yaptınız siz bu adamlarla? Neden yaptınız bunu? Yani şimdi
Metin iyi değil. Metin iyi değil. Bana göre Fethullahçı değil. Yani benim tanıdığım, bildiğimiz, görüştüğümüz kişilere göre kafası, dünya görüşü daha çok NATO'cu. Hani o hani asker içinde ayrılan kadrolar içinde farklı bir yerde duran NATO, yani NATO West Point çizgisi dediğimiz bizim bir çizgiye sahip birisi. O gecede birçoğu gibi durumu sessiz izleyip bekleyenlerden sonra da emir veren, müdahale etmeye çalışan dosyada zaten bu, ama kendisiyle ilgili Hulusi Akarların, Ümit Dündarların da lehte ifadeleri var. Şimdi yani ama bana göre 2012, 2009 ile 2012 arasında personelin başında olduğu için verdiği kararlarla paşaların, komutanların içeri girmesini sağlayan ihbar mektuplarının, ses kayıtlarının disiplin soruşturması açılmalıdır talimatını veren isim olduğu için bana göre suçlu. 2012, ama 2009-2012 personel dairenin başında. Yani. Metin Eğil'i. Tabii şimdi Metin Eğil'i ama buradan bir suçlama yöneltilmiyor ki. Çünkü diyecekler ki o zaman kim atadı onu? Evet. Kimin imzası var onu atarken? Ama suç şu, ihbar mektuplarını işleme koydurtmuş. Sahte. Ses kayıtlarını, yasa dışı dinlemeyle yapılmış ses kayıtlarını işleme koydurtmuş. Diyor ki bunları delil olarak kullanabiliriz diye talimat veriyor. Soruşturma açabilirsiniz diyor. Onun verdiği bu kararlarla da balyoz operasyonu yapılabildi çok rahat. Şimdi buradan yürümezsen sen o zaman ha, yani çözemezsin işi. Metin İyidil'i, Hulusi Gül. Müdürümün dediği çok doğru. Yani Hulusi Gül'ü yani kim getirdi oraya? Bunun referansı kim? Daha öncekileri biliyoruz. Sadullah Ergin'di Adalet Bakanlığı'nda. Hani birileri söylüyordu. Abdullah Gül'dü. Tayyip Erdoğan savcısıydı. Abdullah Gül dedi bana savcı bulun getirin dedi. Kahraman bir savcı istiyorlardı. Buldular o zaman Zekeriya Öz'ü. Ama buradaki Hulusi Gül. Adam diyor ki ben 5 yıl evlerinde kaldım. İtirafları var. Sen bu adamı. Yani hani samimi bir şekilde itiraf etmiş. Ben artık yokum demiş. Tamam itiraf yani etkin pişmanlıktan kendisini çekmiş kenara. O zaman sen onu oraya koyamazsın ki. Koyduğun anda zaten vereceği her karar şaibeli olur. Evet. Ve şimdi artı Hanifi Bey tek dedi. Tek konan o kişi belki başkaları da vardır. Var. Tek kişi ben şimdi bakın neden var diyorum biliyor musunuz? 2014'te HSK seçimlerinde isim isimiz bir Ahmet Zeki Üçok'la bir şema şey çıkartmıştık, rakamlar çıkartmıştık. Şu anda hala 2500-2600'e yakın isim var. Oy veren, o hani bir kanat vardı Fethullahçıları destekleyen, oy veren hakim, savcı vesaire baktığınız zaman 2600'e yakın isim var hala. Bunların bir bölümü diyelim hadi eledik, 1000 kişi daha gitti ama yine bir kapı gibi 1000 kişi, 1500 kişi duruyor. Şimdi kim bunlar? Bu adamlar nerede, ne yapıyorlar? Bu adamlarla ilgili soruşturma, siz dediniz mi MİT raporuyla olacak bir şey değil ki bu. Ben bunu gördüm, orada onunla görüşüyor. Evet hepimizin, yani bu ülkede Fethullahçılık veya cemaat de o zaman, cemaatçi olmayan kişiler var, arkadaşlarımız da vardı, dostlarımız da vardı, hepsiyle görüşüyorduk. Tanımıyorduk ya da bilmiyorduk, birçoğunun görünümü de farklıydı. Ama şimdi bu adamları ortaya çıkarmak o kadar zorlaştı ki, çünkü verdiğiniz bütün kararlarda bir sıkıntı, bir şaibe oluşmaya başladı. Yoksa ben şunu reddetmiyorum. Yargıda da mücadele eden sağlam çok isim var. Çok emniyette, MİT'te, askeriyede inanılmaz bir kavga veriliyor. Samimi, yurtsever insanların verdiği kavga. Ama bir tarafta da ben hala diyorum ki kriptoların gizli, kendini saklayan, görünümleri farklı olan yapıların harekete, kişilerin hareketli içinde olduğunu ve bu kararlara sözcü kararında olması bizi, ben bunu bizzat 2017'den beri içinde yaşıyorum. Sıcağını yaşıyorum. Yani bütün dosyaları bir hukukçu gibi okudum. Yazdım çünkü bunları. İlgilendiğim, özel ilgilendiğim bir konuydu. Ya inanamazsınız. Yani adam bana diyor ki 17-25 Aralık'ta manşet atmışsın diyor. E baba ben atmadım ki tek. Hürriyet de attı, Milliyet de attı, Vatan da attı. Aynı manşetler diyoruz. Yok diyor sen attın diyor. İyi peki onu da geçtik. Bana gerekçeli karar veriyor. Daha yeni çıktı. Yani geçen haftalarda. Gerekçeli kararda yargılanan müdürlerimizin, yöneticilerimize sorulmayan sorular var. MİT müsteşarının içeri alınmaya çalışıldığı operasyonun manşetleri konulmuş gerekçeli karar müdürüm. Böyle bir şey olabilir mi? Sana sorulmamış. Gözaltında sorulmamış. Savcılık ifadelerinde sorulmamış. Mahkemede konu edilmemiş. Bana 6 tane manşet koymuş. Hakan Fidan'la ilgili. Sen işte onların 2012, 17-25'ten önce. Evet. Ya o zaman o manşetleri atanlar nerede? Yok.
Onları niye almadı? Haber değil miydi zaten? Haber değeri taşıyor ve o manşette atılacak manşet zaten. Ya atılır adam zaten. Saadettin Sarıkaya görevden alınmış. Evet. Biz manşet atmışız. O savcı gitti. E ne diyeceğiz? Yani gazete başlığında ne diyebiliriz başka? O savcı gitti denir. Yani operasyonu yapan. Ama ayrıca şimdi yani... bu örgütün, terör örgütü ilan edildiği tarih önemlidir. Biz bu örgütün başından beri bir terör örgütü, zaten ayrıldılar silahlı, silahsız örgütler, hukukla bir garabetler yaratıldı 2005-2006'da. Ama 2016'da bu örgütü terör örgütü ilan ettiler. Erzincan Ergen'e konuğu, Yargıtay, terör örgütü o zaman ilan edildi. 2016'ya kadar olan bütün eylemlerde kimseyi suçlayamazsın terör örgütü diyerek, ya silahlı terör örgütü diyerek. Ama şunu yaparsan olur, Hanefi Avcı'ya kurulan kumpasın perde arkasını ortaya çıkarırsan, bu adamların şu evde buluştuğunu, bu şekilde kararlar aldığını, işte burada bu isimler oturdu, işte şu, bu tanık, gizli tanık değil bir de. Evet, gizli tanık evet, da olmaz evet. Bu iş. Açık. Aynen çünkü ya. Var bir de. Kanıtlar. Biliyor çünkü Hanefi Bey biliyor kimi yeterince yaptı. Yeterince kanıt var. Yeterince kanıt var, biliyor. Gölcük Donanma Komutanlığı'nın o burası basıp akar diyen adam var. Fikret Seçen ama o adam kaçtı. Kaçtı gitti. Nasıl kaçıyor bu adam? Zekeriya Öz böyle kaçtı. Celal senin yargılamak isteyen Celal Kara kaçtı. Kaçtı. Hem de rahat rahat şapkalarını taktılar gittiler. Gittim. Şimdi burada sıkıntı var. Yani ben diyorum ki Kozanlı Ömer diye bir adam vardı. Değil mi? Osman İlmi Özdil en önemli adam. Ya bu adamı nasıl kaçırdın sen? Peki nasıl şunu ben hayır burada bir şey söyleyeceğim. Dur. Çok özür dilerim. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Biz gazeteciyiz. Ben 18 yaşından beri, üniversite döneminden beri muhabirlikle başladım. Sokaktan geliyorum ve bu işi zevkle yapmaya çalışıyorum. İnanarak da yapıyorum. Hiçbir zaman şöyle bir şey yapmadım. Yapmayız yani, yapılmaz. Bu adam şuranın imamı, biz onu deşifre ediyoruz. Dediğin an o adam kaçar. Çünkü o adamla ilgili daha ortada bir soruşturma yok. Sadece ismi geçmiş Kozanlı Ömer diye biri var ortalarda. Ama sen bu adamı manşet yapıp, fotoğraflarını çekip basarsan o adam 3 gün sonra tak diye kaçar. Benim ifadem de var ama buna rağmen şey yapmadılar. Ya sizin zaten, ya ben Halife Bey zaten o kadroların hepsi verilmiş. Yani bütün isimler verilmiş. O bütün molla kadroları verilmiş. Nurettin Veren, o da verdi isimleri. Şimdi ben kitapta yazdım yeni kitapta. Nurettin Veren'in kaybolan ifadesi var. Genelkurmay'da. 12 sayfalık bir ifade. Görüntülü. Tamamını bulduk. Asır altı edilmiş. Bütün isimler var. Şerif Ali Tekalan'dan İsmail Büyükçe. Ama ne zaman? 2004. Düşünebiliyor musunuz? 2004. Yani 2004'te 2004. Ben bunu özel 2006'da da Genelkurmay alıyor bu ifadeyi. Şimdi ve o ifadeyi alan hakim Yarbay da kaset şantajıyla emekli ediliyor. Yani şimdi anlatabiliyor ama siz bunların üzerine gitmiyorsunuz. Tabii. Buradan çıkmışsınız Cumhuriyet Gazetesi'ne FETÖ'cü. Ya kim inanır bunlara artık? Bu olmuyor. Hani insanları ikna etmek zorundayız. Yoksa ben Fethullah konusunda yani bugün burada bulunan veya sokaktaki birçok insanın Fethullah Gülen yapısının gerçekten çok tehlikeli bir yapı olduğunu söylemeyen insan yoktur. Herkes bunu kabul ediyor. Şunu ya da sormak lazım belki hani isimlerden bahsetmişken son dönemlerde konuşulan ve hatta İçişleri Bakanı da bizzat ben nerede olduğunu biz biliyoruz dediği bir isim işte Akın Öztürk. Adil Öksüz. Adil Öksüz çok affedersiniz. Evet. Peki... Adil Öksüz'ü yani söylememiş miydiniz siz? İçişleri Bakanı'nın... Yok, başka biri söylemişti ama yine söylenmiştim. İçişleri Bakanı'nın yerini biliyoruz demesi bir kere bir sıkıntılı bir durum mudur? Yeri biliniyorsa bu kişinin yakalanması için bir şey yapılmaz mı ya da? Yani bu neden söylenir mesela medyada? Nasıl okursunuz efendim bunu da merak ediyorum. Yani olaya özgü direkt bilgi yok. Fakat kastedilen zannediyorum yurt dışını kastediyor bir ülkededir. Yurt ama yerini ilgili, biliyoruz gibi bir ifade var. Yani yurt dışı ile ilgili tabii ki... yasalarda tarif edilen belli usullerle Interpol varlıklar üzerinde veya adli istinabe yöntemleriyle uluslararası anlaşmalara bağlı olarak hareket edilebilir, yakalama yapılabilir, iade istenebilir. Ama tabii ki oradaki kastedilen neydi, niye dayandılar, normalde bunu gizli yapmanız lazım. Şahsa kaç değer gibi haber salınmaz ama belki başka bir hesapları vardı. Bizim bilmediğimiz onu yapmış olan bir şey diyemiyorum ama tabii Aykut bir şey anlattı. Şimdi biz tabii sadece bu olayla sınırlı kalıyoruz. Daha çok FETÖ soruşturmalarıyla ilgili. Ama aslına bakarsanız bir bütün halde devlet sistematiğinde gariplikler var. Yani bu süreçler hazırlanırken, bu FETÖ operasyonlarını yaparken de devlet kendi sistemini doğru çalıştırsa bunlar yapamazlardı. Yargı kendi içinde onu engellerdi. Bak ama ne yapıldı? Siyaset veya belli güç idare müdahale etti.
Oradaki belli insanları tuttu, belli insanları uzaklaştırdı. Oraya kendi inisiyatifini koydu. İdareyi kullanarak, zabıtayı kullanarak ondan operasyonlar önü açıldı. Yoksa hukuk ona mani olurdu. Oradaki yargı mensupları mani olurdu, Yargıtay mani olurdu. Orada 2010 referandumu benim aklıma geliyor. Şimdi şu son dönemde, deminden beri anlatılıyor. Siz Cumhuriyet Gazetesi'ni, Sözcü Gazetesi'ni veya muhalif lafı söz etmiş birçok insan, Sabri Bey, yani birçok insan hakkında bunlar yaparsanız, yani bu ülkeye yazdık edersiniz. Yaptığınız iyi şeylere yazdık edersiniz ve tüm bu devletin sistemine yazdık edersiniz. Şu anda olan maalesef o yani. Belki çok iyi şeyler de yapılıyordu. Deniz gibi çok yerde mücadele yapılıyordu. Birçok insan canla başla koşturuyordur ama o iyi şeyler, bu yapılan büyük hataları gölgeleniyor ve onlar da anlamsız hale geliyor. Onlara da diğer insanlar itimadı kalkar. Biz bazı kurumlar çok iyi çalışırız ama genel uzakta baktığınız zaman basın üzerinde böyle bir işlem yapılıyorsa, en son Türkiye'de en son sırada FETÖ'cü denebilecek olan basın organlarına yargılanıp ceza verilebiliyorsa, sıradan insanlara sırf konuştukları laflardan dolayı tutuklanıyorsa, işte Sabri Uzun FETÖ aleyhinde kitap yazmış. Evet, evet. 39 tane dava açılmış. Fethullah Gülen'den herkes dava açmışlar. Orada yargılanan kesin bunlara yardım etmekten onu içeri alıyorsunuz. İddia edilen ne var? 3 tane tweet var. Bu tweet de olayla ilgili alakası yok. Sadece mevcut yönetimi eleştiriyor. Şimdi bu ve buna benzer birçok şey var. Siz bunlarla ilgili yaptığınız ya yargıyı etkileyerek ortaya çıkarttığınız yargı hataları dolayısıyla bütün iyi yapılmış şeyleri şaibeli hale getiriyorsunuz. Aslında tabii şu var. Yazlık olan bu devletin bürokrasisi, bu devletin yargı içerisinde iyi insanların da bu konuda tavır koyması lazım. 3-5 tayin oldu. Şu gitti, bu gitti. Tamam, çok önemli bireydir. Yukarısı hatadır ama yani bu devletin omurgası olan bürokrasi de yaptırmalı. Dur demesi lazım. Yani bir takım şeyler bu kadar kolay yapılamaması lazım. Evet. Yargı bu kadar kolayca devletin hukuku Allah kullak edilebilmesi lazım. Evet. Herkesin bir tavrı, herkesin bir direnişi olması lazım. Küçük çaplı da olsa. Yani bugün bakıyoruz bu kadar büyük yargı hataları var. Ama üst yargı mercilerinden, yüksek yargıdan, hukuk fakültelerinden, barolar dahil hiç kimse ciddi bir tavır da görmüyoruz. Herkes olabilir sineye çekiyor. Benim korkuyor. Seyirci kalıyor. Ama bunlar medeni ölçü içerisinde herkesin bir tavrı olmadı. Bu yanlıştır denmelidir. Evet. Efendim hukuku bu kadar çiğneyen, bu kadar anayasa mahkemesi kararlarını kabul etmeyen mahkemelere kimse de saygı duymamalıdır. Gitmemelidir. Hukuk bir şey yapılmalıdır yani. Bir yanlışlık yapıldığı zaman bir toplumsal hudutlar içerisinde, kanun sınırları içerisinde bir tepkinin gösterilmesi gerekir. Herkes küçük çaplı bir tepki. Bu tepki gösterilmezse bu ardı ardına devam eder. Ama öncelikle beni yargı kendi içine buna tepki göstermelidir. Şu işlem yanlış mı, doğru mudur? Herkes baktığı zaman bu işin yanlış oluyor. Açıklardır. Bir şey ekleyebilir miyim? Çok özür dilerim. Bu sizin dediğiniz o tepki göstermeme olayı var ya. Sabri Bey ile ilgili bir gözaltı kararı verildi. Gidiyor. Duyduk biz bunu. Sabri Bey'i ben tanıyorum. Benimle aynı yayın evinden, Kırmızı Kedi yayın evinden kitabı çıkmış. Ayrıca daha önceki mücadelesini biliyoruz vesaire. Bir baktık FETÖ'ye yardım, bilerek yardım etme işte değil mi? Yardımı yataklıktan gidiyor. Sabri Uzun ve onu koyuyorsun. Şimdi ben ilk gün yazdım bunu hemen. Hemen Sabri Uzun böyleyse bu böyledir diye. Pensilvanya alkışlıyor diye. Ya kimse, yani Hanifi Beyler zaten destek veriyorlar, mücadele ediyorlar ama genel itibariyle Sabri Uzun'un ilk kitabını yazdığı zaman manşetlere çıkaran medyanın büyük bir bölümü tabii. Bir anda bir kaplumbağa gibi böyle geri çekiliyor. Ya yapmayın, sen söylemezsen, bunu uyarmazsan, bir güç görmezse. Ben iki gün sonra da Fox TV'ye çıkmıştım. Evet. İsmail Küçükkaya. Bu kendimi övmek için söylemiyorum bunu. Ben başka bir şeye geliyorum. İsmail Küçükkaya da açık açık şunu söyledim. Sabri Uzun Fethullah'tan içeri alınmışsa hepimiz alın. Bu kadar net. Şimdi Hanifi Avcı'nın dediği buradaki en önemli mesele bu oluyor işte. Diyor ki tepki koymak buralara. Ya bu kararlar çıkıyor, böyle saçma sapan bir şey olabilir mi? Sen kendini bu örgütün önüne atıp duvar olacaksın. Mesela Aziz Yıldırım kararı son Yargıtay bozdu. Evet, şimdi ne oluyor orada? Bu adam gitti kellesini koydu. Kandan geldi dedi ki ben içeri gireceğim dedi. Ama sen bir anda Yargıtay'da usulmüş bilmem neymiş bozdun. Bu adam o zaman sen mücadele etmekten nasıl edecek bir daha? Aslında iyi kararlar da çıkıyor ama çok alkışlamıyoruz. Mesela Anayasa Mahkemesi bayağı güzel kararlar verdi. Yargıtay 16 içtihatları güzel aslında. Çok var. Kararlar verdi. Bence onları yüreklendirip cesaretlenecek çıkışlar da desteklenmeli. Ama böyle bu şekilde garip kararlara karşı bir tavır gösterilmeli. Yani. Tabii ama o zaman şey da işte çok siyasi doğru. Baskı hissediliyor tabii. Hep. Değil şimdi mi? Bakın dedikleri çok doğru da Türkiye'de ne gelirse bak Aytunç Bey söylemeseydi ben çok söylemeyecektim. Hı hı. Şimdi kesin
Ya bir zamanlar düşün. Yani televizyonlara çağırıyorlardı. Böyle sözde merkez medya denilen. Evet, hani. Yahu orada beyaz saçlı bir adam Gültekin Avcı. Her programda oradaydı. Evet. Üstüne program yapılıyordu. Tabii. Gültekin Avcı'nın katılmadığı bir siyasi program yoktu. Hı hı. Türkiye'nin büyük kanallarından biri olduğu söylenilen bir kanalda özel sabah 9'da mı 10'da mı ne basın odası mı ne bir şey diye bir program yapılıyordu. Her gün, her Allah'ın günü bir Zaman Gazetesi'nden bir tane bilmem neden, bir tane bilmem neden. Evet, evet. 5 kişi, 4'ü evet. Ve Ergenekon'un ne kadar kötü olduğu, Hanefi Avcı'nın ne kadar kötü olduğu, ne kadar bunların şeyci olduğu, askerci işte darbeci bilmem neci olduğuna yönelik programlar yapılıyordu. Bir gün bir baktık Gültekin Avcı yok ortada. Aa FETÖ'cüymüş. Şimdi o yüzden söylüyorum. İnsanlar genel olarak üniversite doğru. Üniversite burada ses çıkarmalı. Ama üniversitelerde kurumsal olarak korktu. Korkutuldu. Ağzını açamaz hale getirildi. Şimdi o yüzden insanlar ağzını açmıyor. Yani şunu söyleyeyim size. O kadar doğru bir şey söylediler ki ikisi de. Ya sevgili kardeşim, düğmeyi yanlış ilikledin. Ben bilerek olduğunu düşünüyorum. Ya ben ileri gidersem, zaten Fethullah Gülen'e ben 2010 yılında mı 9'da mı ne sordular. Hatta bizim partimizde birileri dedi ki çok yüce bir insandır bu dedi. Ben de bana sordu, sonra gazeteci geliyor böyle. Efendim siz ne diyorsunuz deyince bana göre bir CIA şeyidir dedim. Ajanıdır dedim. Ve bana dava açtı. Ve ben o davada parayı ödedim. Öyle mi? Ödedim. Oh. Ödemek zorunda kaldım. Ödedim. Tazminatı ödedim. Şimdi şunu söyleyeyim. O kadar çok bariz biliniyordu ki olaylar. Şimdi bir şey söyleyeyim. Ağzımızı o sırada açtık açmadık değil ama şuraya geldi. Hı. Ya bilmiyorlar mıydı? Bence herkes suçlu bu durumda. Atatürk Cumhuriyeti'nden buraya geldik diyoruz. Herkes suçlu. Medyada suçlu ama birinci suçlu bu organizasyonu yapanlar. Bence sadece Fethullah Gülen değil. Fethullah Gülen araçlardan bir tanesiydi. Bunun altında işte kitabını yazıyormuş. Bugün öğrendim şimdi. İleride bunu söylememiz lazım. Mutlaka söylememiz lazım. Bu oyun sadece işte bir tane imamın falan yaptığı bir oyun değil. Bunun arkasında yabancı ülkelerin istihbarat örgütlerinin olduğu. Koca koca yapılar tabii var. Tabii tabii. Ta 2000'lerden belki 1980'den beri başlayan, darbesinden sonra başlayan. Yavaş yavaş ilmik ilmik örülen 2002'lerde ekonomik krizlerle bilmem ne atmalarla başlayan. Sonuna gelen, bugüne gelen bir olay var. Bir olay var. Ilımlı İslam projesi bilmem ne hepsi bunun bir devamıdır bence. Şimdi o yüzden iktidar. Birinciliği ben iktidara veriyorum. Çünkü o kadar... Allah affetsin demek yetmiyor yani. Tabii yanlış diye ben yanlış görmüyorum. Çünkü elinizi vicdanınıza koyun. Hepimiz şurada insanız, bir tane hata yaparız. Çocuğumuza bir hata yaptığında yapma diyoruz. İkinci yaptığında bana bak deli misin sen diyoruz. Şimdi 2002'den beri hep yanılan, hep hata yapan bir iktidar. Bu kadar değerli cumhurbaşkanımız var. Bu kadar her şeyi bilen bir cumhurbaşkanımız var. Bu kadar değerli kendine uzmanlar kadrosu var. İşte yok bakanları var, bilmem neleri var, milletvekilleri. Bu kadar hata yapması mümkün mü? Bakın bir şey söyleyeceğim, ne güzel söyleyeyim. Ya Anayasa Mahkemesi üyesi vardı, Alparslan bilmem ne. Adam üye olamıyordu. Anayasa Mahkemesi dedi ki olamazsın. Ne yapıldı? 3 kişi, üçlü kararnameyle onu Ulaştırma Bakanlığı'na atadılar. 3 imza var. Bu adamı dikkat edin. Bu adam da atanma 1950'de falan atanmış değil. 1816'da falan atanmış değil. Bu olaylardan çok sonra atanmış. Ve ne oldu? Üçlü kararname. Kim? O zaman Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Hı hı. Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım. Onu Ulaştırma Bakanlığı'na atadılar. 1 ay sonra Anayasa Mahkemesi'ne getirdiler. 2 sene sonra bir baktık. Bu nasıl bir hukuk? Nasıl bir hukuk? Böyle atadınız şimdi hukukçuymuş. Ne güzel söylediler. Ya kardeşim bugün biri çıksa desek elini vicdanına koy ya. Ben
2005'e kadar lafın gelişi PKK'yı çok seviyordu. Çünkü vatanı kurtardığını zannediyordu. 2005'te ama bizim köyü bastı, 3 kişiyi öldürdü, o günden beri terörist dese adamı alırlar, içeri atarlar, haklı olur. Yahu derler, aa kaç yılından beri bu PKK var. Şimdi birileri bize diyor ki 2015'e kadar biz bunu, 14-15'e kadar, 13'e kadar biz bunu çok seviyorduk. Hizmet zannediyorduk. Askerleri attı içeri. Aa biz onu anlamamıştık. Ya dediği gibi bu her zaman kullanılan bunun altında sözde geldi biri. Açın bakayım burayı dedi. Açtı. Eliyle konuşmuş. Belgeleri buldu. Sıraya girmiş. Ve ondan sonra da hepsini içeri attı. Birileri dedi ki ay vallahi nasıl buldu dedi. Bize inandırmaya çalışıyorlar. Bir şey daha soracağım. Yani emniyet müdürlüğünden geldik. Ya ben inanamıyorum. Dünyanın her yerinde terör örgütü var. 10 kişi, 50 kişi, 100 kişi, 1000 kişi, 2000 kişi, 3000 kişi, 4000 kişi, 5000 kişi olur. Abi bir eylem yapar, 3'ü yakalanır. İkinci eylemi yapar, 5 kişi. 150 bin devlet memuru olan, 5 bin yargıcı olan bir terör örgütü. Ha bana bir şekilde siyasetçiler bana şunu derse tamam derim. Abi vallahi bilmiyorduk. Bu 150 bin kişi kendi gelmiş. Kadın oradan demiş, oturmuş. Derlerse, o zaman yazık derim. Kendi kendilerine mi sızdılar? Ya 150 bin kişiyi sen atıyorsun. 5 bin yargıcı sen atıyorsun. Kim atadıysa terör örgütünün başı odur. Kim atadı ben bilmiyorum. Yani bilmiyorum vallahi kim atadı. Muhakkak Sayın Cumhurbaşkanımız atamamıştır. Böyle bir şey yapar mı? Kim atadıysa onları 150 bin devlet memuru, 5 bin yargıç. Ya bunlar öyle geliyor. Bugün biraz ben oturayım sen kalk bakayım mı diyor. Hayır. Böyle bir terör örgütü işte buradan örgütlemeye başlarsan komedi olur. İşte çalınan sorular. Şimdi burada çalınan sorularda garip bir şey var. O çalınan sorularla son 10 senelik sorularla askeriye giren binbaşı ve üsteğmenlerin hangisinin Fethullahçı olduğunu bilmiyoruz. Bak dikkat et. Ya çok fena bir şey. İnanılmaz bir şey. Ben rakam öğrendim içeriden. %98'inin o sorularla girdiğini. Binbaşı ve üsteğmen şu anda. Düşünebiliyor musun? Yani bu rakam resmi rakam. Benim bildiğim özel bir rakam bu. Ama şimdi hiç kimse bu soruyu sormadı. Yani ben de merak ettim. Ya dedim o dönem sorular çalındı. Son 5-6 senenin soruları ne oldu? Bu adamlar ne yapıyor? Rütbeleri nedir dedim. Binbaşı ve üsteğmen. Nasıl bulunacak bunlar? Bulamıyoruz. Evet. Bilmiyoruz. Ya çünkü gizli kripto yani o yapı. Neden bilemiyoruz biliyor musunuz? Biz Hanifi Beylerin de o işte 2013'ten sonraki süreçlerde zaman zaman bir araya geldiğimiz, sohbet ettiğimiz zamanlar da olmuştur. Gazetecilerle, bürokratlarla oturduğumuz dönemler olmuştur. Bir karargah kurmadılar. Karargah kursalardı, o düğmenin önü iliklenirken düzgün tabii iliklenecekti. Tabii. Karargah kurmak istemediler. Şimdi o karargah kurulsaydı ne olacaktı biliyor musunuz? Biz diyecektik ki 2004-2003 bakalım bir oradan başlayalım. Ondan sonra bu örgütün bir yapısını çıkaralım. Biz bu örgütün hiç psikolojik, sosyolojik ya bu generaller bu adamın peşinden niye gidiyor? Bunun sorusunun yanıtı var mı şu ana kadar? Ya, inanmışlar yani kurmay olmuş ya adam. Koskocaman diyoruz ya şaşırıyor herkes falan. Ama hayır ben bunu bakıyorum yolda bir yoldaki işaret neydi ölçü, ışık ve ölçü diye bir kitabı var bu adamın. Hizmet insanı diye bir bölüm ayırmış. Bu kılavuz onun için. Evet, bütün örgüte hizmet insanı da tanımlamış. Dava için canını verecek, öbür dünya için bunu yapacak, şöyle olacak, hizmet insanı budur. O tanıma göre bu paşalar kendilerini belirlemişler. Çocukluktan itibaren öyle gelmiş. Ama biz bunu sosyolojik olarak konuşmamışız. Psikolojisini konuşmamışız, felsefesini konuşmamışız. Bir karargah kursaymışsın. Şimdi Cumhurbaşkanlığında Fethullah Gülen, yani Fethullahçı yapıyla mücadele kurulu var mı? Yok. Hayır yok, bilmiyoruz. Ama yok, biliyorum yani yok orada. Keşke olsa. Yani çünkü Sayın Erdoğan'ın ben samimi olduğuna birçok konuda bakın bu Fethullah mücadelesinde samimiyeti var. Çünkü kendisiyle direkt yürüdüler. Yani oğluna, kızına neyse işte yürüdüler. 15 Temmuz'da da aynı şekilde gelindi. Ama etrafa bakıyorsun, etrafın birçoğu bağlantılı. Hani ciddi tabii bir şekilde bağlantı var. Yani bunları da söyleyince... Yok ya işte siz Cumhuriyetçi Atatürk Kemalistler diyor hemen başlıyorlar. Kemalistler saldırıyor. Yani Kemalist'e saldıracak baba sana. Seni kurtarıyoruz yine burada. Yani bir de kurtaracak olan biziz.
Şimdi o karargah kursaydı o dönem, o karargah şey, 2013'te başladı, tak. O karar 15-20 kişilik böyle her gruptan, hani bu yapıyla kavga etmiş Hanefi Avcılar milliyetçi muhafazakardır. Birileri cumhuriyetçidir, birileri sosyalisttir. Ama bu yapıyı toparlarsın akademisyeniyle, polisiyle, mitçisiyle, askeriyle ve bu yapının üzerine nasıl gidileceğini anlatırsın. O zaman sizin dediğiniz olmazdı. Bankasya'ya 50 kuruş yatıran adamı oradan yürümezdin zaten. Ya o adamın nasıl zaten. Bu Zaman Gazetesi'ne nasıl abone yapıldığını öğrenirdin vesaire. Bravo. Ama Ekrem Yeter 2014'ten sonra 50 bin lira yatırmış. Peki. Fethullah'ın talimatından sonra. Bir ara vereceğim. Eğer senin kriterse ara mı veriyorsun? Evet. Peki. Bir ara vereceğim. Sonrasında da hem toparlamış olacağız ama siyasi ayak artı bir de son günlerde konuşulan Enver Altaylı'nın hakkındaki iddianameyi de hızlıca bir toparlarız sevgili izleyiciler. Kısa bir ara buradayız. Efendim Söz Meclisi devam ediyor. İlk başta hem genel bir değerlendirme Metin İyidil davasından hareket ederek evet FETÖ'yle mücadele konusuna değinmiş olduk ama bir yandan işin bir de siyasi ayağı son günlerde konuşuluyor. Çaycısı, çorbacısı tabiri caizse hani deniliyor ya onlar bulundu. Peki 15 Temmuz başarılı olsaydı eğer bu darbe girişimi, bu darbeyi gerçekleştiren grubun çıkaracağı bir başbakan, bakanları, kabinesi vesairesi olmayacak mıydı? Onlar niye yok, hiç görünmüyor? Mecliste defaatle verilen araştırma önergeleri var ama hükümet bunun çok işler bir süreç olmadığını ifade ediyor. Mustafa Şentop da öyle söylemişti meclis başkanı geçtiğimiz gün. Bu bir macera aramak olarak görüldü. Artı bir de Enver Altaylı'ya ilişkin bir iddianame var ki o çok konuşuluyor. Aytunç Bey de o iddianameye epey vakıf olduğunu biliyorum. O zaman sizinle başlayayım mı? Yani ben çok konuştuğum için ilk önce isterseniz Süheyl Batum'la başlayalım. Peki, hocam konuştu sadece, sonra ben yani hemen tamam. Gireceğim. Harika. Ben sadece gene hukuksal açıdan şunu söyleyeyim. Yani ben hukuksal açıdan arkadaşlarımın söyledikleri ki onlar bu işe çok daha vakıf içinde. Ben gördüğüm kadarıyla bunun bir hukuk devletinin koşullarına uygun olmadığını söyledim. Hanefi Bey de aynısını söyledi evet, zaten. Evet. Maalesef ben şöyle demiyorum. Aynı FETÖ yoktur, vardır filan demiyorum. Ben FETÖ'nün bir araç olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bunun bir sistem olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben mücadelenin yapılamadığını, yapılamayacağını bu şekilde yapılmak istenmediğini söylüyorum. O kadar hukuken. Şimdi bunun örneğini şöyle söyleyeyim, bitireyim. Hı hı. Bakın ne güzel söylediniz. Bir araştırma önergesi veriliyor. Araştırma nedir? Bakın Sayın Meclisin araştırması, bravo, her meclis kapıyı araştırması açan bir şey nedir? Evet aynen bakın yazıyor burada ya. Belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan şey, işlemdir diyor. İncelemedir diyor. Şimdi ya ne güzel söylediler. Yani bu işi yapan kim? Karargah var mıydı? Evet. Kim bozdu? Şimdi ikna eder mi? Damat hakikaten dediğimiz gibi. Ya bin görüşme yapıyor. Bilmem ne kadar para yatırıyor. Mahkeme ona diyor ki sempatizan düzeyini aşmamıştır diyor. Öbür adama o da yok. Bize gelen bilgilerden dolayı Bankasya'ya 50 lira yatırdığı anlaşıldığından dolayı bilmem ne yılına diyor. Ona bile gerek yok. Şimdi bu arayı kimseye anlatamazsınız. Anlatamazsınız. Anlatmak istemiyorsunuz. Peki bunu yapılacak nedir? İşte söylediği gibi. Mecliste bir komisyon kurulabilir. Yapılacak yöntemlerden bir tanesi şu anda. Önce de. Bütün partiler olur. Hı hı. Çağırırlar. Bak kitaplar yazıyor. Hanefi Bey bunun şeyini çekti. Bu Ergenekon'da yargılananları, şeyleri veya kendi adamlarını kimi çağırırsan çağır. Mesela bir Reşat Petek. Evet. Ya bu ünlü Reşat Petek. Ya bu adam 2013'te bile çıkar karşıma ve bu yargılamaların harika olduğunu söylerdi. Samanyolu TV'nin yıldızıydı. Yıldızıydı kardeşim. Abi, harika olduğunu söylerdi. Ama bir komisyonun gün, bir baktık, raporu da ortadan kayboldu. Aynen. Bir baktık AKP'nin milletvekili olmuş. Evet. Bu komisyonun üyesi olmuş, başkanı olmuş. Darbeyi araştırma komisyonu. Darbeyi araştırma komisyonunun başkanı olmuş. Sonra da rapor kayıp demiş ve gitmiş bir yere. Yani demişler ki ona tamam bak dövmedik seni milletvekili bile yaptık oraya bile getirdik aferin bizim istediğimiz gibi davrandın şimdi git artık
Evinde milletvekili emeklisi olarak otur, ne yapıyorsan yap demiş. Belli açık. Şimdi bunlar dururken bir meclis araştırmasıyla onu da çağır. Gel buraya, ne yaptın, ne ettin de. Hayır. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki, ya her şeyi bilen bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu bilmesi mümkün değil mi? Meclis araştırması bilgi edinmek için yapılan incelemedir diyor. Anayasa diyor bunu. O da diyor ki, delilleriniz ne diyor? Delilleri ilk önce, ya bu yargılama değil Sayın Cumhurbaşkanım. Bu bir inceleme. Evet, ne delili? Evet, iddianız var o zaman. Bunu ispatlayın. İddiayı ispat edin diyor. Aynen, ispat. Çok garip bir şey oluyor. Bu dedikleri cümleler kurulduktan sonra Enver Altaylı iddianamesi çıkıyor. Evet. Siyasi ayak oluşturuluyor güya. Bravo. Sözde oluşturuluyor. Sözde, yani. Bravo. Zamanlama maalesef işte bu noktada. Dikkat et. Güzel. Şimdi onu söyleyeceğim. Yani ve bunu gerçekten ben inanmıyorum. Ya yani bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediğim gibi her konuda tek yetkili şu anda, beğen beğenme, her konuyu bilen bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın enflasyonu bilen, krediyi bilen, bilmem neyi bilen, dış politikayı bilen, iç politikayı bilen, her şeyi, çevreyi bilen, ağacı bilen, şeyi bilen bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Ya ben anayasayı okumamıştım ya. Ben zannettim ki meclis soruşturması istiyorlar. O yüzden vazgeçtim bunu demesi mümkün mü? O yüzden bak yazmış. Evet. Hayır diyor. Sonra da diyor ki gerekirse biz açarız, biz yaparız diyor. Şimdi bu şu demektir yani. Biz siyasal ayağında, gerçek nedenlerinde bu işin arkasında incelenmesini istemiyoruz. İktidarın ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderinin sözünü de söyleyelim. Bize yetki versinler, eğer yoksa öyle bir ihtimal. Bize yetki versinler, biz bulalım. Biz bulalım diyor. Bak biz bulalım diyor. Şimdi bunlar hiçbir anlam ifade etmeyen kelimeler. Anayasaya göre. Hiç kimse kusura bakmasın, hukuken diyorum yoksa. Hı, anladım. Hukuken ne Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne Sayın Bahçeli'nin söyledikleri hiçbir anlam ifade etmiyor. Bize verin yetkiyi, ben bulurum. Senin elinde delil mi var, getir bakalım, ispat etme ilk evet. önce. Bunlar niçin söylenir peki? Ben söylesem şimdi veya şuradaki arkadaşlardan biri söylese veya dersin ki bilmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı biliyor. Ama bunu anlatamaz. 150 bin kişi nasıl devlet memuru oldu? Nasıl bu yargılama yapılırken, iddianame saçma sapan düzenlenirken hiç görmediler ya. Biri getir ya. Bak bu adamlar neymiş ya? Darbecinin Allah'ıymış bunlar. Getir bakayım, bir bakayım. Ne yazmış bu bizim savcı? Demez mi? Hı hı. Ben bu davanın savcısıyım derken. İşte çok uzattım. Mesela? Ben hukuken daha bunun gerçekleştirilmek istenmediğini eminim falan demiyorum. Biliyorum. Artık eminim bu kadar hata yapılmaz arka arkaya. Bu ama hatalar Türkiye'de hakikaten yargıçların içinde, işte bürokratların içinde, şunların içinde, gazetecilerin içinde pırıl pırıl insanlar var. İşte devlet memurluğu yapmış büyük üst derece bürokratların. Onların ben Atatürk Cumhuriyeti'ni ve hukuk devletini tekrar kurmak için beklediklerine %100 eminim. Bu bir darbe falan demiyorum. Evet öyle dalgalanıyor. Hayır. Beklediğini, hayır olur mu öyle bir şey? Ben şuna biliyorum. Demokrasilerde nasıl ve tabii seçim yoluyla bir gün bu felaketlerden vazgeçeceğiz. Belki Sayın Cumhurbaşkanı diyecek kendisi artık. Ya yeter ya. Yani 20 sene oldu. Artık yani bu gitmiyor böyle. Gitmiyor böyle. İlikleyemedik. Hı hı. Artık ilikleyelim diyecek. Burada başka bir yol görmüyorum şu anda. Ben ne FETÖ'den kimseyi inandıracağını tahmin etmiyorum ve sonuçta şu olacaktır. Hakikaten bunlar yüzünden bir sürü insanın ne olduğunu gördüm. 5 sene bu. 5 sene. Şunu söyleyeyim, kusura bakmasın herkes. Şimdi bana şeyi çok anlatırlardı. Bu ekip, yani AKP, ben milletvekilliği yaptım o sırada. Abi 28 Şubat üstümüzden silindir gibi geçti. Ben de sorardım. Ya insaf, adam 5 yıl yattı. 5 yıl yatıyor insanlar. 28 Şubat'ta kim yattı? Sen ya? Ne yattın? Ne yaptın? 28 Şubat'ta küçümsemek için söylemiyorum. 28 Şubat'ta da Halife Bey yattı. Ya yattı doğru. Eyvallah. Bir dakika doğru. Evet. Ama 5 yıl yatan o milletvekilleri hepsini ben biliyorum. Pardon, 5 yıl yatarken ben sadece şunu söyleyeyim, siyasi ayak
AKP'nin o dönemdeki milletvekillerinden en azından 40-50 tanesinin belki 10 kere resimleri var. Fetullah evet. Gülen'e gidip bir şey diyorlar onlar yemekte maklube mi bir şey maklube, diyorlar. Evet. O ilginç Arap yemeğine kaşık. Kaşık salladıklarını. Ya Arap yemeği değil ya. Pilav üstü eti çeviriyorlar tersten. Evet, evet. İşte bizim yemeği almışlar yani. Etli pilav derdik. Etli pilav ya. Etli pilav derdik. Tavuk pilav derdik. Bunlar şimdi Allah biraz Allah. Şey olsun diye evet. Maklube diyorlar ya. Çok şeye dedikleri gibi Aydın'a da bunlar şey diyor. Ne derler entelektüel de demiyor da ne diyor. Münevverlerimiz. Ha, o farklı evet. Dikkat et. Münevver dediği sen farklı. Değilsin. O da değil. O da değil. Başka bir şey o. Velhasıl şunu da çok uzattım. Hukuken bu işin düzelmesi mümkündür. Aynı söylediği gibi olmalıdır. Bu da ancak bağımsız bir yargıyla olur. Tabii ki. Cumhurbaşkanlığının atadığı bir HSK, Cumhurbaşkanı'nın atadığı bir Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı'nın atadığı dolayısıyla bir Danıştay ve dolaylı olarak Cumhurbaşkanı'nın atadığı bir Yargıtay'la bu işin yürütülmesi çok zordur. Oradaki insanlara da yazık. Peki. Pırıl pırıl insanlara da yazık. Peki. Çok teşekkür ederiz. Tam o noktada Aytunç Bey hatırlattı. Sizinle devam edip son sözü Hanefi Bey'e bırakmış olurum. Müdürümüze bırakmış olurum. Enver Altaylı iddianamesinin tam da bu noktada açığa çıkmış şimdi olması. Şimdi ben siyasi ayak meselesini şöyle düşünüyorum. Fethullah Gülen örgütlenmesinin tek bir siyasi ayağı yok. Hı. Çünkü yapı olarak onlar bütün partiler üzerinden yürüyen bir yapılanma. Yani onlar bürokrasiyi, devletin o aygıtlarını ele geçirmek, sonrasında siyaseti zaten kullanmayı çok rahat becerebildiklerini düşünüyorlardı. O yüzden tek bir siyasi parti üzerinden yürümediler hiçbir. DSP oldu bu, CHP oldu, MHP olur, İYİ Parti olur, AKP olur. Fark etmiyor. Ama ağırlıklı olarak 2004'lerden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üzerinden bu işin yürüdüğünü biliyoruz. Hı hı. Ama bir sistem ideolojik anlamda veya bir strateji anlamda baktığınız zaman bu yapı her siyasi partiyi kullanıyor. Yani siyasi ayağa girdiğimiz an gerçekten birçok isim çıkabilir bu işten. Tabii. Ama 3 yıl bekletilen bir Enver Altaylı dosyası var. 3 yıl oldu içeri gireli. Enver Altaylı'nın. 3 yıl sonra ki ben bunu 2 kere, 3 kere yazdım. Sabahta Mahmut Övür yazdı. Evet. Mektupları, evet. Bazı mektupları daha önce. Enver Altaylı ile ilgili bence yapılmış en güzel iddianamelerden biri bana göre şu andaki. Çünkü oradaki kritik 2 mektup. Bir başbuğ mektubu. Hı hı. 2 Kaşif Kozinoğlu mektubu. Bak. Şimdi buradan biz bunları tartışmamız gerekirken bir anda Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rasim, neydi soruyadan unuttum. Evet. Rasim Bey üzerinden işte Enver Altaylı ile 1156 kere görüşmek böyle bir şey. Şimdi bir dakika. Darbe gecesi Mücahit Arslan'la görüşüyor ya Enver Altaylı. Yazıyor, iddianamede yazıyor bu. Mücahit Arslan, Tayyip Bey'in danışmanlarındandı evet. Vesaire İhsan Arslan'ın oğlu. Şimdi Enver Altaylı'nın görüşmediği MHP'li var mıdır? Hanefi Bey siz de bilirsiniz. Enver Altaylı, ya MHP'nin Almanya, Avrupa sorumlularından, Türkeş'in danışmanı. Yani mesele şu, bu iddianamedeki en ciddi şey şudur. Fethullah Gülen'e mektup yazıp, başbuğ sizin 7 komutanınıza takip ettiriyor. Bu adam tehlikelidir demesi başbuğa yapılan operasyon. Evet. Kaşif Kozinoğlu MİT'in başına gelirse sizin için FETÖ felaket olur demiştir. Sonra, mektubu var, bu resmi mektup kayıtlarda çıkmış. Ve Kaşif Kozinoğlu Silivri'de kalp krizinden hayatını kaybetmiş, savunmasını yapacak ilk duruşmada 9 gün önce. Şimdi bu iddianame casusluk üzerine kurulmuş ve doğru bir yer. Çünkü Ruzi Nazar 1960'da bakın 1968 ben biraz önce sohbet arasında söylemiştim. Seferberlik Tetkik Kurulu 50'ler, Özel Harp Dairesi, Komünizmle Mücadele Dernekleri ve Fethullahçı Gladio. Aslında bu bunların devamı olarak görüyorum ben bu yapılanmayı. Bir Gladio'nun devamı olarak sürüyor. Kozmik Oda'ya o yüzden girdiler. Orada kim var kim yok diye bakmak evet, istiyorlardı evet. Zaten. Çok tartışma konuları bunlar. Enver Altaylı da 90'larda Orta Asya'ya açılma projesindeki en önemli adamlardan biri Ruzi Nazar'la birlikte. 90'larda başka kim açıldı Orta Asya'ya?
Kaşif. Fethullah Gülen. Kaşif Kozinoğlu'nun yani, da bu yüzden zaten. Kaşif Kozinoğlu'nun da el yazmaları var. Ne diyor içerideki notlarında? Bu Amerikan istihbarat ajanı olarak Özbekistan'da vesairede faaliyet yaptığı için Ruslar bunlara karşı diye el yazmaları çıktı. Bunları savunmasında verecekti zaten. Hı. Şimdi bunları alt alta koyduğunuz zaman bu iddianame içinde çok doğru. Çünkü ben bu örgütü yargılarken, yargılanması gerekirken hep bir casusluk vurgusu yapıyorum. Kitabın adını evet, da o yüzden evet, dayının evet. casusları diye dayının koydum. Casusları. Casusluk nedir? Yani şimdi TCK'nın 320, 327, 328'de galiba olması lazım. İşte uluslararası anlamda bir devletten bir devlete bilgi verilmesi vesaire. Benim anlamak istediğim şuydu hep soru, hep de bunu sordum. Bir yapı MIT'in içine niye elemanını koyar? Emniyetin içine niye elemanını koyar? Askerin içine niye elemanını koyar? Veya yargının içine. Buradan alacağı bilgileri ne yapar? Casusluğun tanımlarından, TDK'daki tanımlarından biri de şu. Bir kişiye, bir devletin bilgilerini bir kişi veya kuruma vermek. Evet. Böyle bir paralel devlet yapılanması var mı? Var. Var. Buraya mı veriliyor belgeler? MIT'in özel kalem müdürü olabiliyor mu? Hakan Fidan'ın İdris Karagöz denilen şahıs oluyor. Ve bu adam örgüt üyesi olarak yargılanıyor ve casusluktan beraat ettiriliyor. MIT'e niye yerleştirildi bu adam? Örgüte bilgi vermek için, örgüte bilgi veriyor. Kendi örgütüne bilgi veriyor. Ama bizim yargılamalarımızda bu yok. Şimdi Enver Altaylı'nın bu dosyası, bu iddianamesi bence buradan eğer siyasi ayak gibi bir şeyin CHP'nin üzerine yıkmaya çalışacakları saçma sapan bir duruma getirmezlerse çok ciddi bir şekilde siyasi ayağa çıkaracak bir şeydir. İşin içine o zaman 60'lardaki Türkeşler girecektir. Murat Bayrak denilen o Gladio'nun silah taşıyıcıları girecektir. Kintex firması girecektir. Uğur Mumcu'nun yazdığı Bulgaristan'dan gelen silahlar girecektir. Bekir Çelenk girecektir. Papa Abdi Bekçi suikasti çıkacaktır. Uğur Mumcu'ya suikast çıkacaktır. Yani aslında Gladio çıkacak. Enver Altaylı'yı eğer yakaladıysan buradan gidecek. İşte bu zaman bence Enver Altaylı'ya ben buradan bakıyorum, önemsiyorum. Yani bu şekilde girersek biz FETÖ'yü değil aslında bir Gladio sistemi çökertebiliriz ve o zaman da bu ülke kurtulur. Hani beka sorunu diyorlar ya, bana göre Enver Altaylı meselesi bence çok ciddi bir mesele ve oradan yürümek zorundayız diye düşünüyorum. Bu kadar önemli ve... Yani çıkın. Önemli, bence çok çok önemli. Peki iddianamenin çıkışının manidar olduğunu... Ya bence manidar ve şöyle siyasi ayak tartışılırken bir anda bunu ortaya koymuş. 3 yıldır bu adamın telefon görüşmeleri de belli, kimlerle ne yaptığı da belli, darbe günü geldiği belli. Ama bu siyasi ayak önerge verilecek, bir şeyler yapılacak, tak diye al sen kardeşini susturmaya çalışılıyor. Hmm. Yani bu çok ciddi bir şey, belli. Ama CHP'nin hatası şu, Nazlıca'yı alkışlattı. Ahmet Altan'ı alkışlattı Kılıçdaroğlu mitinglerde. Bu adamlar Kaşif Kozinoğlu'ların, Kuddüs'ü okurların, Hanefi Avcıların birisinin katildir, birisinin içeri girmesini sağlamıştır. Alkışlattığın isimlere bak. Fehmi Korular'ı örgüler düzdü. Yani geçen gün daha Hasan Cemaller'le buluştu. Ya Allah aşkınıza ya. Kılıçdaroğlu'na mı kalmış bu adamlarla barış çubuğunu tutmak, liberal dediğimiz, daha yeni Ergenekon iddianamesinin gerekçeli kararında yazan şu. Liberalleri, Fethullahçılar kullanmıştır, onlara mühimmat taşımıştır diyor Ergenekon. Şimdi sen bu adamı almışsın, toplantı yapıyorsun. Bakın bu ülkenin başına en büyük felaket ne Fethullahçılar, en önce liberallerden doğru geliyor. Yani. Fethullahçılar sonra, onlarla da yani bir bütün. Bunları ayırmadan olmaz. Ben baştan şunu söylüyorum. Liberaller, Ali Bayramoğlu'ndan tutun başka isimlere kadar o polis şefleriyle, Zekeriya'la, Özler'le ne kadar görüşme yaptıklarını anlatsınlar bize. Hasan Cemal, Amerikan Büyükelçiliğinden çıkmıyordu. Yani ya ne anlatıyorsa? Hayır, onu demek istemiyorum. 2010 referandumunda yetmez ama evet. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da burada muhalefet yapacaksa çıksın desin ki ya ne siyasi ayağı diyordum, işte benim danışmanım getirdiniz. Mücahit Aslan desin, iddianame yokusa. Hayır, girmiyorlar burada. Gitmişler, hala kafa başka bir yerden yürüyor. Ben o yüzden CHP'yi de bu yönde eleştiriyorum. Ben CHP'li olsam Kanal Türkiye baskın yapıldığında önüne gitmem. Gitmem ya. Eyleme gitmem orada. Onların basın özgürlüğünü savunmam. Çünkü orası karargahtı bana göre. Bir karargah. Ne karargahıydı? Devrimci karargahtı. Hanefi Avcı'yı tutuklatan karargahtı.
Oda TV'de Soner Yalçınları tutuklatan karargahtı. İnsanları yıllarca, yıllarca oradan yönettiler ve oradan yürüttüler bütün kampanyayı. Hepimizi işsiz bıraktılar, hedef aldılar. Yani birçok şeyi yapar. Ben o yüzden özgürlükler bir yere kadardır. Ama bir yerden sonra da ben ideolojik anlamda duruşumu sergilerim. Ben Altıokum partisiysem, Cumhuriyet'in kurucusu olduğunu iddia eden ve Altıokum savunan devrimci bir partiysem, ben bu adamlara prim vermem. Ben iktidarı değiştireceksem kendi öz gücümle değiştiririm. Ben bu adamlardan alacağım müşteri de yapmam. Bunu da CHP'ye eleştiri olarak söylüyorum. Peki. Müdürüm Hanefi Bey buyursunlar. Sizin de aldığınız notlarınız var. Yani bir toparlamayı da sizinle yapmış olalım. Şimdi bu örgütün bir farklılığı var. Diğer terör örgütleri hep devletin kurumlarına saldırır ve devlete zarar vermeye çalışır. Ama bu örgüt tam tersine devletin kurumlarını kullanarak hem muhaliflerin hem devletin tüm sistematine saldırıyor. Demek ki bu örgütle mücadelenin en kolay yöntem ne? Devlet kendine sahip çıkacak. Devlet kendi kurumlarını, kendi bürokrasisi, kendi üstü yönetecek. Siz devleti doğru kullanırsanız bu örgüt hiçbir şey olmaz. Bu tür ölçü bu. Şimdi bu örgüt devleti kullanmadan ne yaptı? Ne kumpasları, hepsi devletin yetkilerini kullandı. Yargıyı ve polisi kullandı. Evet, evet. 17 Aralık'ta yargıyı kullandı. 15 Temmuz'da askeri kullandı. Hep onu kullandı. Hiçbir zaman kendi elemanını alıp da bir olayı itmedi. Hep devletin imkanlarını kullandılar. Demek ki bizim devletimiz doğru nokta dursaydı, bu devlet devlet gibi yönetilseydi hiçbir şey olmazdı. Bu örgüt hiçbir şey olmazdı. Bizim en büyük sorunumuz devleti devlet gibi yönetememek, devletin kurallarını dünyadaki benzer emsallerdeki, batı ülkelerindeki gibi uygulayıp kullanamamak. Yani en büyük sorumlu devlet aygıtını yönetme yetkisini elinde tutanlar. Devleti, devletin kendi görevleri yönetir, kendi bürokrasi yönetir. Sorumlusu bellidir, hesap verir, denetimi var, sistemi vardır. Kuvvetler ayrılığı var, hesap vardır. Ama siz bunu kaldırır da bir cemaate, bir gruba verirseniz olay bu olur. Bunu kime verseniz de böyle olurdu. Bizim büyük sorunumuz bu örgütten çok önce devletin kendi sistematiğinin doğru olması lazım. Devlet, devlet gibi olması lazım. Kendi kurallarını kendi uygulaması lazım. Kimseye devlet gücü ve yetkisi verilemez. Biz gene ucuz atlattık. Bu kadar devlet yetkilerini verirseniz bir insanlara bu ülkede hiç savaşta çıkar her şeyi yaparlar. Çünkü o ölçülü denetimsiz bir güç. Şimdi asıl soruna gelelim. Türkiye'de çok ciddi bir devleti yönetme sorunu, bir de devletin güvenlik sisteminde ve istihbarat sisteminde bir anormallik var. Şimdi 3-5 kişi bir araya gelse bir örgüt kursaydı, bununla devlet haber alamazsa belki diyebilirdik. Ama devasa bir örgüt var. Öyle az buz değil. Küçük falan da değil. Evet. Bir iki olay da yapmamış. O kadar çok olay yapmış ki. O kadar çok sahte delil hazırlamış ki. O kadar sahte evraklar bulmuş ki. Tüm bütün bunlara rağmen bu devlet karşı bir tavır koymamış. Bu kadar görmemezlik, bu kadar fark edememezlik, bu kadar senin çalışmamız olamaz. Hadi bir kurum hata etti diye ama bütün bir devlet mekanizması da bu adamları meydana bırakmış. Bu kadar büyük anormalliği çok anlatmama gerek yok, yaşıyoruz. Peki daha büyüğüne geliyoruz. Hükümete karşı devasa bir operasyon planlanıyor. Önce MİT müsteşarına karşı planlanıyor. Sadece müsteşar değil, bütün tüm sistemine karşı. Eğer o operasyon başarılı olsaydı, 20. operasyon MİT'in hepsi gidecek, yerine başkaları gelecek. 2012'de. Şimdi orduya yapılıyor, herkese yapılıyor ama gene kimse çok ciddi bir şey yapılmıyor. Peki daha sonra bakıyorsunuz, bu örgüte karşı savaş açıyorsunuz. Bütün kurumlar bu örgüte karşı tavır alıyor. Soruşturmalar yürüyor, tahakkatlar yürüyor, operasyonlar yürüyor. Herkes bir şeyler yapıyor. Ama 17 Aralık'tan sonra, bu kararınızdan sonra 15 Temmuz'a kadar 2,5 yıl var. 2,5 yıl sonunda 5-10 bin kişinin fiilen görev aldığı, daha fazla insanın bildiği, Türkiye'nin her yerinde geçerli, bütün kuvvetlerinden insanların olduğu, en az bir yıldır planlanmış dev bir darbe var ve hiç haberimiz yok. Ama o döneme kadar da yani öyle örgüt vesaireden ziyade halen cemaat, değil mi? 2012 yılından bahsediyoruz. Cemaat, yok, işte ara bulunabilir mi vesaire. Evet, bunların sonra hizmet denildi. 17 Aralık'tan sonra başlıyor. 17 Aralık 2013 artık tavır alın. O zamana kadar herkes bu gruba karşıydı. Evet. En son iktidar da karşı oldu. Dedi ki inlerine gireceğiz dedi Sayın Başbakan. O zaman hep beraber bu örgütü yürütecekse 2,5 yıl geçmiş. Bu örgüt bu kadar büyük bir plan yapmış. Bu kadar insanı görevlendirmiş. Nasıl haber alalım? Hava, kara, deniz var, 1. 2. ordu var, jandarma var, emniyette her gün insanlar var. Ve bu bir yıldan beri planlanıyor. 81 vilayette de geçerli. Ama bu devletin haberi yok. Şimdi haberi yok. İnanılması mümkün olmayacak kadar garip. Sonra bakıyorsunuz ki o gün gündüz birileri gitmiş, varmış, anlatmış. Demiş, evet, ki ben, çağırdılar, görev verdiler. Önce bir helikopter denemesi dediler. Sonra dediler ya deneme değil, gece saldıracağız, bu savaş helikopteri dediler. Darbe olduğu belli. Devletin haberi var
Ama iyi tedbir almamış. Ha sonra bakıyorsunuz ki 2 yıl önce, 1,5 yıl önce bu örgütün en önemli itirafçıları, en sağlam adamları bu örgütün en büyük yönetici isimlerini vermiş. Demiş ki bakın orduyu şu adam yönetiyor. Deniz kuvvetleri bu adam, hava kuvvetleri ismini vermiş. Vermiş. Vermesine rağmen bu insanlar 1,5 yıl önce takip edilmemiş, izlenmemiş, aynen, hiçbir şey yapılmamış. Adil Öksüz'ün ismi evet, var. Aynen. Tabii ki var. Adil Öksüz'ün ismi var ortada. İfade var. Önemli insan ifade. Sonra bakıyorsunuz ki bu kişi yakalanmış. Bırak. Ama bırakmışız. Bir gün sonra. Akıncı üstünde değil mi? 2-3 gün sonra bırakılmış. Evet evet evet. Bir gün sonra bir 16 Haziran şey değil mi? O kısım hiç konuşulmuyor bile artık. Şimdi, yani nerededir bir konuşuyoruz. Ama o zaman diyorum hani bu işin kendisi bir ayrı bir olay. O zaman şu var. Nasıl bir devlet ve güvenlik istihbarat sistemi var? Bu kadar büyük olay haberiniz olmuyor. İsimler belli, takip etmiyorsunuz. İsim yakalanıyor, geri bırakıyorsunuz. O zaman bu devletin çok ciddi bir sorunu var. Var. Bu devlet karşılaşacağı başka sorunları nasıl halledecek? Tüm bunlara baktığınız zaman o zaman diyorsunuz ki siz bir, bu devletin yönetim sorunu var. Bu devletin çok ciddi bir güvenlik istihbarat sorunu var. Bu devletin bir yargı sorunu var. Önümüze görüyorsunuz. Bakın elimizde yargının da çalışma biçimine bakıyorsunuz. O zaman bizim oturup düşünmemiz lazım. Bizim önümüzde örnekler var. Batı'da modern dünyalar var, modern ülkeler var. Bu işe nasıl yapılması gerektiği ilgili önce hatayı yanlışı kabul edelim. Bu yöntem yürümüyor. Bu yöntem yanlış yöntem. Ha doğrusu ne? Devletin kurumları yerlerine oturur. Her kurum kendi görevini bilir ve birbirini denetleyerek bir sistem içerisinde yürür. Yoksa bunu tek yere kalkarsanız, tek kişiye bağımlı hale getirirseniz bu zaten yürümez. Bu devlet sistemi içerisinde olur. Kurumsal yapıların ve bu kurumlar belli bir hukuk sistemi içerisinde yürürler. Bu sistem yürütürseniz mutlak netice alırsınız. Ama bunu yürütmezseniz doğru yapıyorum derken zarar verirsiniz. Evet. Susturuyorum derken daha çok masumiyet çıkartırız. Masumiyet daha çok mağduriyet çıkarırız. Evet, evet. Çok daha büyük vahim olaylara sebebiyet verirsiniz. Hı hı. Şu anda gidişatımız hep böyle. Bakın yargıda şikayetçiyiz. Müdahale biçiminde şikayetçiyiz. Her şeyi şikayetçiyiz. Bu sadece sizin benim şikayetim değil. Herkesin evet, gördüğü. Ama bazıları taraflar gördüğü için benim hükümetim, efendim bu devlet hepimizin devleti. Bu hükümet hepimizin hükümeti. Bu ülke hepimizin ülkesi. Ama bu yanlışlık bu ülke çok daha büyük yere götürüyor. Şimdi emin arkadaşlar konuştuğum noktaya geleyim. Burada da suçu iyi çizmek lazım. Suç kanunda belirlenmiştir. Kanunda yazılı olmayan haricinde kimseye suç diyemezsiniz. Burada şöyle bir hata yapmamak lazım. Efendim şu adamlar bunları övdü. Bu adamlar bunlara kadar bu siyasetten konuşulabilir, tartışma yapılır ama hukuk önünde suç değildir. Hiç kimse yazdığından dolayı. Bedel ödettirilmiş biri tabii, özellikle hakkaniyet vurgusu yapıyor tabii, burada. Tabii, onun tabii, da altını çizelim. Birincisi kimse yazdığından, söylediğinden, konuştuğundan dolayı ne yaparsa yapsın. Kimseyi suçlayamayız. Suçlarsak bunun altına kalkamayız. Çünkü bunu gece sorun bütün muhalifleri susturmak noktasına gelir. İkincisi bu olaylara zamanında yazan birçok insanlar iyi niyetlidir. Türkiye'de aydın kesim geçmişte yaşanan olumsuzluklar dolayısıyla 28 Şubat anlayışı, militer anlayışlar dolayısıyla başlangıçta bu olayı alkışlamışlardır. Ama bir müddet sonra namuslu insanlar görmüşler. Bu yanlış demiştir. Demin Ali Bey'in ismi, Ali Bayramoğlu düzgün ve namuslu bir bürokrat, Türk aydınıdır. Yanlış olma kanun demiştir. Doğru olma doğru demiştir. Aynı fikirde değil. Namusluluk, düzgünlük öyle demiyorum. Ben duruş anlamında ideolojik. Ben bilmem onu. Ahmet Altan da bana göre namuslu bir Türk aydınıdır. Eleştirmiştir. İktidarda bunu eleştirmiştir. Zamanında hata yapmış olabilir. Ama o iyi niyetle hareket etmiştir. Ben yazdığından sonra... Ama o hatalar da işte bedel ödettirdi. Yazdığından dolayı konuştuğundan sonra hiç kimsenin sorumlulması gerekiyor. Sorumlu nasıl olur? Yazdığından dolayı kendi okuyucuna kadar sorumlu, Türk halkına sorumludur. Efendim zamanda yanlış yapmışsa Türk okuyucuna kadar sorumludur. Biz onu yazdığından dolayı yargılamaya kalkarsak altına kalkamayız. Kimse yanıyor. Ama bugün, şimdi bu şeye de götürmez mi? Çok özür diliyorum. 2 dakikamız var ama yani şimdi zamanında hükümet de yanlış yaptı. O zaman şimdi o yanlışları unutalım. Şimdi düzeltmeye çalışıyorlar demeli bir yol açmaz mı? Altanlar yazdığı için değil müdürüm. Yazmak başka bir şey. Operasyon yapmak için yazılmak başka bir şey. Ben de yazıyorum. Ahmet ama bizde yani bir şey bana... Operasyona teşne olmak. Ahmet hani, Altan niye yatıyor acaba? Bana göre? Çok ciddi hükümeti eleştirdiği için yatıyor. Ahmet Altan FETÖ'cü değildir. Herkes de bilir. FETÖ'cü değil. İnanç yok. Değil, değil. Bir insan ben ama baştan dedim. Çok takdir ediyorum. Yani söylediklerinizde ama ben de burada bir şey söylemeden kalmayayım. Bir yani aydın olarak şeye katılmıyorum. Ahmet Altanlar, bu adamlar Türkiye. Bakın, ölçü koymak lazım. Hukukta bir ölçü var. İçin söylemiyorum. Bu Türkiye'nin buraya gelmesinde hükümete yol gösteren, destek olan çok önemli işbirlikçiler olarak görüyorum. Sakın kusura bakmayın. Peki davalar 17-25 değil de bu kumpaslar üzerinden açılırsa sizce Ahmet Altan yargılanmaz mı? Ama çıkarsa delili elbette. Evet. Şu andaki durum tamam. Ben onu çıkarsa... diyorum. Ben onu diyorum. Şu anda hiç evet. Ahim tamam. Onu diyorum ben. Kararı var. Ha, uygulanıyor. Türk Yargıtayı'nın koyduğu ölçü var. Tabii. Diyor ki
beğenilen, hoş görülen fikirler değil. Değil. Rahatsız edici. Tabii. Verkici. Kesinlikle. Hatta mevcut iktidar konusunda sınırsız. Hı hı. Her türlü fikir ve düşünce söylenmesi sosyal ve siyasal olarak düzgün bir toplum yaşaması elzemdir. Bunu yapmazsanız sosyal toplumu yaratamaz. Biz kimse yazdan dolayı yargılamayacağız. Kimse konusunda yargılamayacağız. Herkes her şeyi söylesin. Tabii. Başka türlü ülkede nefes alamayız. Ha bizim tepkilerimiz demokratik tepkidir. Tepkilerimiz yanlış yapanı yanlış olanı hatırlatmak babındadır. Dövüş kavga tepkisi değildir. Ama bu konmazsa da olmaz. Benim taraf senin tarafın değil. Siyasetçinin cezasını, mükafatını halk verir. Demokratik kurumlar aleyhinde böyle. Yoksa sen buna destek oldun, bunu söyledi diye başlarsak bu sefer de siyaset etki altına alırız. Demokrasinin kuralı, ölçüsü, sayın hocam daha iyi bilir. Halk oyuna çıktığı zaman halk oyunu vermeli, cezasını orada çekmeli, mükafatını orada görmelidir. Basının cezası kendi okuyucusu öndedir, kendi insanları. Yoksa yazdıklarına dolayı insanları yargılamaya kalkarsanız her devirde bir takım insanlar suçlu, bir takım haklı olur durursun. Bence o ölçüyü iyi koymam. 6'da Mehmet Dişli'nin Karar Okulu'nda binbaşıyken harekat şube müdürü olduğu dönemde Reha Taşkesen'e Tümgeneral Karar Okulu komutanına kurulan Kumpas'taki rolünü Genelkurmay Başkanı olan Hilmi Özkök ve onu oraya getiren şu andaki Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar bilmiyor muydu? Fethullahçı olduğunu tespit edememişler miydi? Bunu belgeleriyle ben zaten yazdım. Bu da ayrıntı, bu her şeyde siz var. Siz kasaptaki ete soğanı doğramışsınız. Evet, aynen. Yani kasaptaki ete soğan doğramam dedi ama kasaptaki o FETÖ'cüye de soğan doğramam demiş Hilmi Özkök. Ama bakacağız. Yani önümüzdeki süreçte göreceğiz. Hanifi Bey'i çok demokrat bulurum ben. Evet. Ben onun kadar demokrat değilim, olmayacağım da. Yani Ahmet Altanlar'la ilgili. Çünkü 17-25 Aralık'tan önceye gelecek o suçlamalar. Ahmet Altanlar'ın da mutlaka o karargahlardaki suçları ortaya çıkacak. Hanefi Avcı'ya da kurulurken Kumpas, Mehmet Baransu'larla beraber neler yaptığını biz yazacağız yine. Diye düşünüyorum. Ben de ama bir kelime dönem söyleyebilirim. Buyursun. Delille olacak bunların hepsi. İlkeye çok delille. Sadece hoşumuza giden değil. Hayır. Hoşumuza gitmeyen, şoke eden, huzursuz eden, rahatsız eden görüşler açısından da açık. Ama o bavullarla giderken bunları organize eden, o dahil yüzlerce insanın sahte delillerle, o bavul delilleriyle yıllarca içeride kalmasını sağlayan ve bir paşa da istifa ederken daha nereye gidiyordun paşam, daha karpuz kesecektik diyen insanların bu yaşananlarda suçu olduğunu düşünüyorum, suçu diyorum bakın. Dahli olduğunu organik veya düşünüyorum. Bulunursa, evet, organik bağ bulunursa yargılanmalıdır. Ben alayım son cümleyi suçlu olduklarına hocam. Ve iktidar, suçu bırakın. Benim nazarımda vicdanen zaten bu vicdanen o ayrı ama rahatsız edici. İktidar 17-25'i milatya aldığı için hukukçular korkuyor şu anda. Bravo. Yargı açamıyor dava. Geçmişe dönük o davalar açılmak zorundadır. Açılırsa da bu zaman delillerle görürüz. Bu konuyu yine delillerle ama yapacağız. Peki daha bu tartışma çok su kaldıracak gibi görünüyor bu fiyat. Biz daha çok konuşuruz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Şehir Batum, Sayın Hanefi Avcı müdürüm çok teşekkürler ve Aykut Erkin çok teşekkür ediyoruz. Aytunç Erkin çok özür diliyorum. İsimler de gerçekten Aykut'la kötü. Aykut'la karışır ama gerçek. Ama dayının casusları işte o ismi hiç unutmuyorum efendim. tekrar görüşmek dileğiyle. Çok teşekkürler bizimle olduğunuz için. Hoşçakalın.